Seni de vururlar bir gün ey acı. Uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Ellerimiz koynumuzda, çok hüzünlüyüz, çok mahzunuz bugün. Yayın yapması da zor, düşünmesi de, ayakta durması da. Çünkü dünyanın her yerinde acı varken, her yerinde üzüntü varken, bir yerinde acıyı katladılar, acıyı katmerlediler. Çok daha fazla, çok daha üzücü olaylar kardeşlerimizin başında. O yüzden bugünü çok böyle şov gibi yapamayacağız. Çünkü Gazze'de kardeşlerimiz namlunun tam ucunda ve çocuklar dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde bugünümüzde artık nişan alınarak öldürülüyor. O yüzden buradan dünyanın neresinde şiddet varsa, çocuklar, gençler, anneler, babalar, kardeşler nerede acıya, nerede üzüntüye boğuluyorsa hepsi için gençler adına buradan lanet ediyoruz. Umuyoruz ki bunların çok daha azaldığı bugünümüzde, artık dünyanın teknolojik olarak her türlü derdi, her türlü problemi aştığı bir çağda insanın bu kadar değersizleşmesine buradan söyleyecek sözümüz var. Gençler olarak söyleyecek sözümüz var. Sizler, stüdyomuzu şereflendiren genç arkadaşlarım ve sizler, kameralarımızın ulaştığı, ekranlarımızın karşısında olan sevgili izleyenlerimiz, Gençler Uçuyor'un 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, şimdi bugün için yine 1,5 saatlik dolu dolu bir yayınımız var. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Karşınızda gerçekten Diyarbakır'dan Japonya'ya, Tokyo'ya uzanan bir başarı hikayesi var. Ve bizden, yani sizin bizim aramızdan bir hikaye, bir başarı hikayesi var. Lafı çok uzatmadan çok kıymetli konuğumu, kurduğu şirketi 2 kez kat be kat fazlasına yurt dışına satmış ve dünyanın en büyük, kendi alanındaki en büyük şirketini katarak o şirketin şu anda en üst düzey yöneticisi konumuna gelmiş ve aynı zamanda o dünya devi şirketin Avrupa Yönetim Kurulu üyesi olan çok kıymetli konuğum Hasan Önder'i alkışlarınıza davet ediyorum. Evet, şimdi bunları saydıktan sonra çok böyle belki çok resmi, çok şirket rakamlar, işte büyüme oranları vesaireden bahsedeceğimizi düşünebilirsiniz ama tam bir genç ve tam bir genç dostu konuğum var. Bugün sadece işin şirket tarafı, kurumsal tarafında değil, aynı zamanda da eğitim tarafında gençlere verecek çok mesajı olan çok kıymetli bir misafirimiz var. Abi hoş geldiniz her şeyden önce. Hoş bulduk, inşallah çok güzel bir program olur. Faydamız olursa ne mutlu bize. Rahat istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bilmiyorum konsepte var, soru cevap var soru mı? Da var. Çok rahat soru sorun. Yani rahatsız edin beni. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız, geldiniz. Çok güzel, çok sıcak bir hikayeniz var. Estağfurullah. Yaşaması belki çok kolay olmamıştır ama anlatması çok ve dinlemesi çok keyifli. Genç arkadaşlarımın Türkiye'nin her yerinin özellikle de Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan ve imkansızlıklar içinde olduğunu düşünen, bunun da bir takım üzerinde baskı unsuru oluşturduğu genç arkadaşlarımız var. Bizde o imkanlar yok, bizde o kadar imkan yok diyen arkadaşlarımız için güzel bir, çok güzel bir rol model hikaye. Ben Hasan Önder'le sohbetimize hemen başlamak istiyorum ve sizi yayınıza uğurluyorum. Tekrardan Gençler Uçuyor'a hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir program olması için sizlerden ricamız, bugünün hashtagini paylaşalım ve Gençler Uçuyor hesabına göndereceğiniz tüm soruları, tweetleri burada seslendirmeye çalışacağız. Semih yine masasında. Semih'ciğim nasılsın? Çok iyiyim abi. Bugün dolu bir program bizi bekliyor. Hashtagimiz çok güzel. Biz gençlerin hayali hashtagiyle tweetlerini göndersinler, bize sorularını yönelsinler. Biz de burada yanıtlayalım. Evet. Hashtagimiz, etiketimiz ne dersek adına, Türkçesi var mı hashtagin? Türkçesi derken abi? Hashtag'in Türkçesi. Hashtag'in Türkçesi yani trend topic, o da İngilizce oluyor. O da İngilizce, peki. O zaman biz bugünlük hashtag diyelim. Hashtag. Ama bir dahakine bir şey bulalım ona. Ne olabilir? Gündem aslında. Evet, Türkçesi, etiket diyebiliriz. Etiket. Peki bugünün hashtag'i neydi Semih?
Biz gençlerin hayali. Biz gençlerin hayali. Burada gördüğünüz gibi konuğumuz hayalini gerçekleştirmiş. Belki hayal etmediği şeyleri gerçekleştirmiş. Bir başarı hikayesi. Ama bizim en baştan beri izleyen herkes bilir ki biz buraya başarı hikayelerini biz de yapalım diye değil, biz daha iyisini yapalım diye çıkartıyoruz. Biz daha iyisini yapalım diyesiniz diye çıkartıyoruz. Ve şimdi sevgili Hasan Önder'le sohbetimize başlıyoruz. Sevgili Hasan Önder, ben her zaman abi diyorum. Burada da aynı şeyi devam ettireceğim müsaadeniz olursa. Çok güzel bir başarı hikayeniz var ve ben sizi ilk dinlediğimde de hatta bunu anlatayım. Müsaadeniz var mı? Estağfurullah, buyurun. Şimdi ben Hasan abiyi bir iftar davetinde tanıdım. Böyle bir denk geldiği, böyle bir çok da bilmediğim bir ortamda, bilmediğim bir derneğin içinde iftar davetinde gördüm. Hani misafir olur ya, o pozisyonda gittiğim bir davette. Orada dinlediğim zaman, öncelikle tabii CEO dendiği zaman, hani CEO unvanı ya da bir şirketin CEO'su, hani sadece böyle çok iyi okullarda okumuş, çok iyi ders çalışmış, yükselmiş, beyaz yakanın artık nirvanası, öyle düşünüyorsunuz. Ben ilk önyargıyla öyle başladım. Ha dedim, çıkacak şimdi, ne kadar iyi okullarda okuduğunu, işte şirketini, rasyolarını, bilmem nelerini anlatacak. Bildiğiniz kürsüye sizden, bizden bir Anadolu insanı çıktı. İlk önce yani o şeyle, samimiyetiyle karşıladı bizi. Çok hoşumuza gitti ve mail adresini böyle bir cümle arasında söyledi. Ben o mail adresini ezberledim. Gider gitmez gece yarısı mail attım. Abi dedim, ben sen, bundan 2 sene ya da 3 sene olmuştur. Abi dedim, ben seninle tanışmak istiyorum. Tamam dedi. Yeri bu arada benim çalıştığım ve oturduğum semte, muhite göre çok uzak bir yer. Yaklaşık İstanbul, yani İstanbul içi olmasına rağmen 2 saatlik mesafe. Tamam dedi. Sabah saat 7:30'da bizim burada ol, görüşelim. Ve o gün o saatte ben oradaydım. Bir kahvaltı yaptık ve o bana, ben ona ne yapıyoruz, ne ediyoruz anlattık. Bana tabii bir büyüm olarak deneyimlerinden bahsetti, paylaştı. Sağ olsun, o zamandan beri de ne zaman ihtiyaç duyduysak, ne zaman kapısını çaldıysak hiçbir zaman geri döndürmedi. Bugün de bizimle beraber, bu anekdotu da şunun için anlatıyorum. Gerçekten ulaşılmaz gördüğümüz insanlara bir mail atmak, bir telefon açmak hiçbir şey kaybettirmiyor ama emin olun onlar da geldikleri yerin ve daha öncesinde bulundukları yerin farkında oldukları için bizlere bir vefa borcu hissediyorlar ve sadece kendisini düşünen insanlar da değiller. O yüzden hiç korkmayın. Bugün dahil, Hasan abi dahil, önünüze kim çıkarsa, ilham aldığınız kim varsa bir mail atın. Kesinlikle cevap gelmeyecek tek mail vardır. O da atılmamış maildir herhalde Hasan abi. Kesinlikle. Abi gençlerle karşı karşıyayız. Öncelikle gençlerle ilgili birkaç şeyle başlayalım. Sizin şu anda gençlere ilk söylemek istediğiniz birkaç mesajı, sonra hikayenize başlayalım. Ya tabii gençler inanılmaz enerji dolu. Yani biz yaşlara göre farklı bir şey var. Yani sizde enerji var. Bizde belki tecrübe oluyor ama aynı enerji olmuyor. Tabii gençlerle birleşince biz aslında enerji çalıyoruz biraz sizden. Bizim de lehimize oluyor. Tabii üniversite toplantılarına gidiyoruz. Yani birçok arkadaşlarla bir araya geldik. Genelde bir ürkeklikle başlıyor toplantılar. Herkesin gözünde adam ne anlatacak? İşte ders gibi dinliyorlar. Yani ne anlatırsanız anlatın, karşı tarafın dinleyiş tarzı. Aman ya not alalım, şunu unutmayalım. En bir ön ders... sıra not alıyordur abi kesin. Tabii yani bir ders modunda dinleniyor. Aslında hayat öyle değil. Hayatın kendisi bir ders zaten. Yani bizim konuşmalardan veya bizim gibi birçok arkadaşın konuşmalarından hayatınızda iz bırakacak 1-2 cümle çıkıyor. Hepsi o kadar yani. Bu 1,5 saatte de 5 saniye falan faydası olacaktır. Onun için diğer saniyeleri dinlemeseniz de olur yani. O 5 saniyeye odaklanırsanız sizin için yeterli. Dinlesinler öyle abi yine 1,5 saat. Hadi bakalım. Evet. Peki abi, şimdi böyle dedik yani, resmiyetten bir kurtulalım. Siz de koltuğumuza çok bir uyum sağladınız. Güzel bir kombinasyon oldu. Kravatla koltuk uyumu. Ama bizim gençlerimiz çok sevmiyorlar bunu. Tamam. Diyorlar ki Hasan Bey olmasın da karşımıza, Hasan abimiz olsun. Estağfurullah. Biz abi sizin kravatınızı şöyle bir çıkarttıralım. Pantolon çıkarmayacaksak problem yok. Abi. Tamam. O zaman. Yani programın ilerleyişine göre. Sıkıntı. Duruma göre değişecek. Peki, kravatınızı şöyle koyalım. Evet abi. Birincisi benim sizle alakalı bir tespitim. Müsaadeniz varsa paylaşayım. Okuldan mezun olduğunuzdan beri
Hiç iş değiştirmemişsiniz. Hiç sektör değiştirmemişsiniz. Uzmanlık alanınızı hiç değiştirmemişsiniz. Bir konudan bir tutmuşsunuz. Bugün hala da bugünkü mesainiz o konu üzerine. Evet. Buradan sürdürülebilirlikle ilgili, bir konuda uzmanlaşma ile ilgili çok önemli çıkaracak dersler var. Aslında hani siz anlatmadan da çıkarılacak çok dersler var. İTÜ'den şöyle bir okul zamanınızdan bir başlayalım. Belki biraz öncesine dair birkaç cümle de söylersiniz. O zamanlardan genç Hasan'dan bir başlayalım. Ben bir kısaca anlatayım, çok kısa. Ben Diyarbakır doğumluyum. Yani ilk ve ortaokulu Diyarbakır'da okudum. Babam işçi emeklisi, hani öyle çok varlıklı. Aman babam da CEO falan değildi yani. Normal bir yerde işçi maaşıyla çalışıyordu. Zaten. Yoktu belki de, bilemiyorum. Beş kardeşin en küçüğüyüm. Yani ailemiz beş kişiden oluşuyordu. Tabii Diyarbakır ortamı farklı, orada okuyorsun, büyüyorsun. Neyse, hasbelkader lisede askeri liseye gittim. İzmir Maltepe mezunuyum, askeri lise mezunuyum. Yani normalde mezun olduktan sonra ayrıldım, yoksa şu an albay olarak belki gelecektim karşınıza. Belki daha mı iyi olurdu, bilemiyorum. Ama askeri liseyi bitirdikten sonra ayrılıp sivil hayata geçtim. Sivil hayata da nasıl geçtik? İTÜ Makine'ye geçtim. Yani bir sene sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Askeri lise hayatı farklı, oradan eğer şey olursa, denk gelirse yine konuşuruz. Ama yatılı hayatın gençlere birçok şey kattığını düşünüyorum. Yani arkadaşlar korkmasınlar yatılı kalmaktan. Yani o sosyal ortamın getirdiği şeyler en az üniversite kadar daha etkili, hatta üniversiteden daha fazla etkili, hayatlarında fayda sağlıyor. Çünkü aynı kişilerle sabah 6'da kalkıyorsun, aynı kaderi paylaşıyorsun, aynı kötü notları paylaşıyorsun, sınav stresini beraber paylaşıyorsun. Yatılı hayatın hayata belli bir katkısı var. Önce onu söyleyeyim. Zorlukların yanında herhalde. Tabii ama onun hediyesini görüyorsunuz. Her zorluğun muhakkak bir hediyesi var. Yani öyle bir şey yok hayatta zaten. Ya bir ödül geliyorsa muhakkak bir zahmeti de vardır. Çok güzel bir, özür dilerim, çok güzel bir söz var. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur diye. Onun da bir zahmeti var yine. Kapana gireceksin yani, yürüyeceksin en aslında. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, tabii sivil hayata geçtik. Bambaşka bir hayat. Tabii askeri lisedeyken, otobüs durağında dururken bile dik duruyorsun. Göğüs, işte karın içeride, ülkeyi biz kurtaracağız. Çünkü siviller zaten lay lay lomda, herkes geziyor, tozuyor. Ülkenin sahibi biziz. O psikoloji geliyor. Bir farkımız yani, olsun. Bilinçli olarak belki verilmiyor ama onu hissediyorsun. Çünkü apoletler falan var, şapka var. Otobüs durağında bekliyorsun. Yani otobüs bekliyorsun aslında ama ülkenin sahibi gibi bekliyorsun o otobüsü. Oradan sivil hayat bambaşka bir şey oluyor. Çünkü her şey serbest. Artık rahat çıkabiliyorsun. Orada izne çıkıyorsun hafta sonu ama istediğin yere gidiyorsun, istediğin yerde tost diyorsun falan. Önce öyle bir şok yaşadık askeri liseden sonra. Tabii makine mühendisliği benim istediğim ve sevdiğim bir bölümdü zaten. Sonra tekrar arkadaşlarla falan belli bir evde kaldım ben de. Ev tuttuk. Bizim Gümüşsuyu'ndaydı İTÜ Makine. Okula 5 dakikalık mesafede bir 2-3 arkadaşla birlikte kalıyorduk. Ben hiç not tutmuyordum derslerde. Hani size tavsiye etmiyorum da. Benim aslında derslerim çok iyi değildi. Onu arada söyleyeyim. Benim yanımda kalan çocuk okul birincisi miydi? Yok, ikincisiydi. Onun notları sayesinde çok iyi oluyordu. Yani hep fotokopileri falan ondan alıyorduk çalışırken. Abi o arkadaşınızı bulduk, getirdik. Öyle mi? Çok öyle mi? Gerçekten. Yok, getirmeyin şimdi. Ama Allah razı olsun o çocuktan. Yani öyle biz okulu geçtik. Yani bayağı güzel günlerimiz oldu. Yani ben daha sosyal taraftaydım, o ders tarafındaydı. Birbirimizi tamamlıyorduk. Görüşüyor musunuz şu an arkadaşlar? Görüşüyorum, hala ne görüşüyorum. Yapıyor? Bir şirketin Ar-Ge müdürü. Yine yurt dışında alakalı çalışıyor. Büyük bir şirketin. Traktör şirketinin. Ondan sonracığıma İTÜ Makine bitti. Tabii çok heyecanlıyız. Artık yabancı dilimiz de var. Çünkü askeri lise İngilizce eğitim veriyor. 4 sene İngilizce okumuşuz. İTÜ Makine mezunusun. İyi kötü bir şeyim var böyle. Artık nasıl olsa bir yere işe girerim diye. İş müracaatlarına başlıyorsun. Hatta mezun olurken ben şey dedim. Birlikte iş yapalım. Şimdi bir sürü sosyal çevrem var ya üniversitede. Arkadaşlar işte biri Yozgat'ta, biri Urfa'da, biri Diyarbakır'da. Oradan know-how Yozgat'ı toparlar, öbürü Urfa'yı toparlar. Bir kolektif, bir holding gibi. Cahil olunca çok cesur oluyorsun, daha öğrencisin çünkü. Oradan şirketimizi büyütürüz falan. Tam mezun olduk, hiçbir arkadaştan ses yok tabii. Çünkü herkes normal hayatına dönüyor. Herkes bir yerlere hayatın gitti. Hayatın gerçekleriyle karşılıyor. Tabii biz de başladık iş aramaya. Holding sahibi olmaktan vazgeçtik. İş müracaatlarına başladık. Tabii 1-2 hemen çağıracaklar diye bekliyorsun. İş müracaatları çok iyi geçiyor. Görüşmeler, mülakatlar. Kimse çağırmadı. Yani bekle, 2 ay geçti, 3 ay geçti. 4-5 ay bayağı bir heyecanlı bizim iş arayış sürecimiz oldu.
çok da başarılı iş süreçleri geçiriyorum yani. Mülakatlarım süper. Ben olsam kendimi işe alırım yani. Ama bir türlü giremedik öyle. Ondan sonra ben Küçükyalı'da oturuyorum. İstanbul'un Anadolu yakasının bir ucundan Avrupa yakasının öbür ucu Mahmut Bey'de bir iş buldum. Yani maaşı yol parası kadar. Abi oraya gelmeden bir tane lüks araba markasına başvuru hikayem var. Orada böyle bir şeyin de var, böyle bir sistemin de var. Tabii onlar beni almadı, ben sonra o arabayı aldım demiştim. Evet, aynen. Burada da marka telaffuz edemiyoruz ama evet. Çok ince bir detay o. Hani bir gencin sistemi diyebiliriz belki. Ya Akışkanlar Mekaniğini çok seviyordum mühendis olarak. O otomobil firmasında da beni kesin alırlar diye. Çünkü çok iyiyim, fena değildim yani. Çok iyiyim demeyeyim de. İngilizcem de fena değil. İş müracaatı da iyi geçiyor yani. Kimse kötü bir şey de söylemiyor. Şimdikiler söylüyor mu bilmiyorum da. Tam beni kesin aldılar diye 2 ay bekledim o firmayı. Nasıl olsa çağıracaklar. Yarın çağırırlar, öbür gün çağırırlar. Çağırmadılar. Ona çok bozulmuştum. Sonra Küçükyalı'dan Mahmut Bey'de işi bulduk. Neyse işin ne olduğu önemli değil. Çok küçük bir mühendislik firması. Ama küçük dediğim ciddi küçük yani. Buranın işte yarısının yarısı kadar bir ofis. Ama işe girince bir özgüven geliyor. Şimdi tekrar başladılar. İlk mühendis olduğun için herkes mühendis bey falan diyor. Vay be bir şeymişiz gibi bir hava oluştu tekrar. Tekrar özgüvenimizi toparladık. Isıtma soğutma yapıyordu firma. Benim bölümüm de ısı bölümü mezunuyum makineden. Kat kaloriferi yapıyoruz o dönemde. Kat kaloriferi İstanbul'da yoğun yapılıyor. Ayda 4-5 kat kaloriferi yapıyoruz. Biz girdikten sonra benim satış yönüm fena olmadığını hissettim. Siz de işe girdikten sonra hangi yönleriniz güçlü görürsünüz zaten. Günde 3-4 kat kaloriferi yapmaya başladık. Yani iş anormal arttı. Yetiştiremiyoruz işleri. Yani işten dönüyorum, iki cebim parayla dönüyorum böyle müşterilerden. Bayağı güzel bir şey bu. Sıcak parayı da öğrencisin, hiç cebinde görmemişsin. Her gittiğimiz işi alıyoruz falan. Sonra ustalara bir sistem kurduk. Çok basit. Usta çünkü oyalanmayı seviyor. Yorgun zaten. Malzemeyi toplaması bir gün sürüyor. 2 tane dirsek, oradan 2 boruyu çek. Ben geceden hepsini hazırlatıyordum. Sabah usta alıyordu. Akşam da evde mazotla yakıp çıkıyorduk. Yani bir gün sürüyordu kat kaloriferi. Öyle olunca girdiğimiz binanın hepsini alıyorduk. Yani iş o yüzden çok arttı. Tabii firmanın sahibi şey oldu. Bir müddet sonra para çok artınca işte arabasını değiştirdi. Biraz yavaş yavaş evindeki eşyaları değiştirdi. Eşini değiştirdi. Tam baktık iş sıkıntıya gidiyor. Çok hızlı gidiyor arkadaş. Oradaki bir Kadir Usta, şu an bizim çalıştığım şirketin de bayisi, Kayseri bayisi. Abi işleri siz yapıyorsunuz, niye şirket kurmuyorsunuz dedi. Tamam biz de gençiz zaten, hazır bir ateş bekliyoruz ki biri bizi doldursun. Hemen dolduruşa geldik, bir hafta sonra şirket kurduk. 93 sonları. Abi oraya gelmeden, şimdi genç arkadaşlarımla çok duyduğum bir şey var. Siz de onun tam tersini söylediniz. Mesela o kadar iyi bir okuldan mezun olduktan sonra, gençlerde şöyle bir, bilmiyorum var mı arkadaşlar, katılır mısınız? Ya böyle büyük firma olsun, hani biz bu kadar boşuna mı okuduk? İyi bir firma, marka bir isim olsun filan. Siz o firmada geçme, o firmada başlama, bir de böyle lüks araba markalarından giremeyip de oraya girmesi hikayenizde böyle bir şey var mı? Bir formülü var mı onun? Nasıl hissederek girdiniz? Ya şöyle atlanıp bir şey. Atlanıp eşebilmiş gibi hissettiniz mi yani? Yok ben hiç öyle bir şey hissetmedim. Yani arkadaşlara da onu söylüyorum zaten çoğu zaman. Aslında siz kendinizi iyi hissettiğiniz işe girin. Yani bir yerde en son numara bir arkadaş olacağınıza, gittiğiniz yerde bir numara olursanız farklı güçlü yönlerinizi de ön plana çıkarabilirsiniz. Yani illa şart değil çünkü hayat çok uzun bir yol. Yani bayağı zaten kendinizi göstereceğiniz zamanlar gelecektir. Öbür firmalar yani sizi almadıklarına pişman olsunlar. Çok süper. Önemli değil yani. Abi çok yani illa güzel büyük bir firmada çok başlayayım diye bir şey yok. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Çok önemli bir detay değil mi? Benim yani var çünkü buradan bile hani ben bu kadar yıl boşuna mı okudum diyen arkadaşlarım vardı. Onlar için güzel bir mesaj oldu. Bir de yaşanmış, denenmiş bir şey. Abi sizin kurduğunuz firmaya geçerken şöyle ilk böyle bir zihnimizin pasını sildik. Bakalım geçen hafta da güzel ve heyecanlı bir bölüm geçirdik. Hatta sonrasında bizi ekranları başında izleyenler için söylüyorum. Sonrasında inanılmaz coşkulu bir salonla, coşkulu bir atmosferle kaldık. Burada böyle biz bitirdikten sonra programı burada bir saat falan daha kalıyoruz. Konuğumuzla sohbetler, işte söyleşiler, işte imzalar vesaire. Burada bir saat daha buradayız. Eğer yolunuz düşerse önümüzdeki haftalarda bizim Facebook sayfamızdan bir mesaj atarak stüdyomuzda da izleyebilirsiniz diyelim. Ve bakalım geçen hafta Gençler Uçuyor'da neler olmuş? Bundan sonraki haftalarda bizlerle olacak bir genç Twitter fenomeni Semih Varol'u müsaadenizle alkışlarınıza davet ediyorum.
Artık sosyal medyada masamızda Semih oturacak. Semih'in makamı. Yazalım oraya Semih'in yeri diye. Çok iyi olur yani. Şuraya bir benim köşem olsa yani Semih'in sevinirim köşesi. Yani. Evet. Semih'in yeri aile çay bahçesi gibi böyle. Genç Görüşüyorum da ilk hanımefendi konuğu sevgili Tuğba Özdanal'ı alkışlarla alıyoruz. Sevgili Erdal Demirkıran'ı sahneye davet ediyorum. Beş yaşındaydı Berfin. O zaman ben hadi kızım savaşlara durduralım dediğimde hadi baba dedi. Yeğenim 25 yaşındaydı aynı dönemde. Dedim ki hadi savaşlara durduralım dedi. Nasıl dedi. Arkadaşım 35 yaşındaydı. Hadi savaşlara dediğim zaman saçmalama dedi. Anneme dedim, anne dedim hadi savaşlara durduralım. Annem oğlum bırak bu işleri sigortalı bir işe git çalış dedi. Babam da... Orada asıl babamın hikayesi yok. Babama hadi savaşları durduralım dediğim zaman babam böyle gözünün üstünden bana baktı ve gözlerini kapattı. Babam genelde küfredeceği zaman gözlerini kapatıyor. Yani ondan kaynaklı bir şey. Sana çok yazan var mı? Bana da yazıyorlar, size de yazıyorlar. Önemli olan bir insanın kendisine karşı ne istediğini bilmesi. Ben ne istediğimi bilerek biraz da hani hareket etmeye çalıştım. Duygularım noktasında, yapabilme konusunda. Çünkü biliyorsunuz ki bayansanız yaşadığınız zorluklar çarpı beştir açıkçası. Biliyoruz diyemeyeceğim ama. Ölenin arkasından konuşulmaz. Yani neden? Yani ölenin arkasından konuşulmaz diye bir şey olur mu ya? O zaman Kur'an okuyamazsınız abi. Abi söz hakkı doğuyor o yüzden. Yani işte. Ömer bozma beni. Çok iyi. Senin gibi öğretmenlerimize çok teşekkür borçluyuz. İstanbul'da konforlu stüdyolarda, sıcak koltuklarda oturmak, anlatmak, gençleri uçurmak, kaçırmak çok kolay. Ama esas gençleri sen uçuruyorsun. Senin gibiler uçuruyor. Allah senden razı olsun. Ben de onu sen sene sonuna kadar kullanırsın baba yani. Bana uğur getirdiğine inanıyorum. Bu uğur size, tüm programınıza, 12 yıldıza ve ekibinize hep uğur ve şans getirsin. Çok teşekkür ediyoruz. Keşke bu program TRT1'de ya da TRT Haber'de gençlerin en çok izleyeceği saatte yayınlanıyor olsaydı. Ben çok istifade ettim programdan. Çok kıymetli konuklar var orada. Bunu da bir mesaj olarak konuşmamın başında vermiş oldum. Başkanım teşekkür ederiz. Tam anlaştığımız gibi söylediniz. Haftaya başka bir konuda mutlaka bir başka taleple beraber. İyi ki doğdun. Hep beraber hepimizin huzurlu olduğu, mutlu olduğu, barışla, kardeşlikle tamam. Geçen bir seneye doğru gideriz. Sizin gibi güzel insanların, başkanım gibi, buradaki genç pırıl pırıl insanlar gibi insanlarla. Yani şundan şüphe var mı bilmiyorum. Bu kadar güzel insana baktığımız zaman insan şunu üfleyeyim mi? Abi biz de biraz televizyonculuk kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Böyle gençleştirmeye çalışıyoruz. Vefa kavramına çok önem veriyoruz. Geçen haftaki konuklarımıza buradan sevgili Erdal Demirkıran'a ve Tuğba Özdenal'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. İzliyorlar biliyorum. Önceki hafta konuklarımızın birçoğuyla da konuştuk. Abi şimdi hazır yeri gelmişken seni de birazcık yükünden arındıralım, hafifletelim. Bizim ilk defa izleyenler için söylüyorum. Her hafta her konuğumuzdan bir hediyesini, bir kullandığı bir eşyasını, kendisi için manevi değeri olan bir şeyini istiyoruz. Kendi kullandığı. Yani onu bilelim ki Hasan Önder bunu kullanmış. Onda bir manevi değeri var. Ve bunların hepsini yılın sonunda bir gençlere dönecek bir projede, şimdilik açıklamadığımız bir sürpriz projede yine Anadolu'daki genç arkadaşlarımıza dönecek şekilde sizden talep ediyoruz. Siz de hazırlıklı geldiniz bildiğim kadarıyla. Bize ne getirdiniz? Ya tabii önce bir hikayesini anlatayım biraz. Tabii ki çok memnun oluruz. Aslı Hanım, Hülya Hanım öyle bir anlattı ki her gün kullandığınız böyle çok önemli bir şey götürmemiz lazım. Diş fırçası dedim önce. O olmaz dedi. Neyse. Başka işte, ne geldi abi aklınıza? Yani ilk başta aklıma diş fırçası geldi. Her gün kullandığımız o geldi. Yani başka doğrusu o şey geldi. Kalem geliyor. Bir de çok ama İlginç çok fazla olabilirdi kalem aslında kullanıyor. Diş fırçası. Yok ya ayıp olur da. Kim alacak abi açık arttırmayla bizim diş fırçası? Velhasıl gelen çok yoğun kullandığım bir çantamı getirdim. Yani gerçekten 6 senedir çok severek kullandığım bütün iş görüşmelerine, yurt dışı seyahatlerde.
Yani bayağı benimle bir parça olmuş bir çantamı getirdim. İnşallah Tuğba Hanım getirirse içeride. Evet, alalım hediyemizi buraya. Size hediye edelim inşallah. Ve alkışlarla hediyemiz. Abi yalnız burada abi 6 haftada yaklaşık 10 kişiyi falan ağırladık. Yani CEO olduğunuzu abi belli ediyorsunuz. Tam ortaya oturdunuz. He, İlk defa oluyor bu. Yok yok, rahat olun da. Hakikaten bu şeydir yani. Liderlik vasfının herhalde sonucu olsa gerek. Abi gençlerle şimdi çanta gelene kadar gençlerle sürekli mümkün oldukça, imkan buldukça gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz. Bir de sizin anlattığınızdan hatırladığım bir şey var. Demiştiniz ki yurt dışına gidişleri bile, uçak yolculuklarını falan hep böyle geceye, hafta sonuna falan denk getirmeye çalışıyorum. Zaman yönetimi çok sorulan bir şey. Birazdan Semih'e de döneceğiz. O zaman yönetimi nasıl yapıyorsunuz abi? Bu kadar işi yönetiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Ya tabii şimdi önce şey başlıyor. Yani bütün herkes dışarıdan bakınca CEO'lar saat 4'te işi bırakıyor veya tepe yöneticiler, genel müdürler. Oradan tenise gidiyor, oradan bir yerde yemeğe gidiyor falan. Öyle bir hayat yok. Yani belli bir kesimde vardır da çok büyük bir azınlık yani. Onlar size örnek olmasın. Yani bizim neslin, daha doğrusu ülkemizin, yani çalışacağız, daha çok çalışacağız. Dinlenmek için başka bir işte bir daha çalışacağız. Yani o kadar çok çalışacağız. Ben ilk zamanlar bütün seyahatlerimi bayramlara denk getiriyordum. Çünkü 4-5 gün bayram var, yurt dışında bayram değil. Kurban bayramı 9-10 gün oluyor. O müthiş bir şey. Hem 10 gün yurt dışında çalışma imkanı oluyor. Döndüğünde de işe devam edebiliyorsun. Öbür türlü diğer firmalarla aradaki farkı kapatamazsınız. Şimdi şöyle düşünün, benim yönettiğim şirket veya işte ismini söylemek çok şey değil ama 800 kat falan büyüdü 10 yılda. Yani şu an 800 milyon seviyelerinde sıfırdan başladı, hiçbir şeysiz. Ancak farkı çok çalışarak kapatabiliyorsun. Tabii çok çalışmak tek başınıza yetmiyor. Sizin ekibin de o bilinçte olması lazım. Gurdjieff diye bir adam var. George Ivanovich Gurdjieff. Fikirlerin hepsini sevmesek de. Şöyle güzel bir örneği var. Bu bana hakikaten çok faydası oldu. İnsanda iki tane batarya var diyor. O yüzden bu uzun soluklu koşan, maraton koşanlar belli kilometreden sonra açılırlar. Bakın 6-7 bin metrede... Bunu şöyle öne doğru çıkalım, ayakta anlatalım. Hadi anlatalım. Bunu bana Hasan abi anlattı. Çok muazzam bir şey. Yani insanın kendisiyle alakalı farkındalığını artıran bir şey. Bir daha abi alalım şöyle yüksek sesle. Yani maratoncular normalde belli kilometreden sonra tekrar açılıyorlar. Görüyorsunuzdur. Yani adam tekrar sanki yeni başlamış gibi tekrar heyecanlanıyor. Batarya insanda iki tane olduğu için ilk batarya bittiğinde ikinci batarya taptaze açılıyor. Ve ilk batarya tekrar şarj olmaya başlıyor. Yani çok yoruldum diye bir şey yok. Çok yoruldunuz, 24 saat uyumadınız, hiç merak etmeyin. Öbür batarya kullanılma başlıyor ve sizin diğer batarya şarj olmaya başlıyor. Ben yani yıllarca 3-4 saat uyudum. Çok bir şey olmuyor. Yani ben psikologlarla birkaç defa konuştum. İşte gece espresso içip yatıyorum dedim. Bir şey olmuyor. O bir gün öncekinin uykusudur diyor kız. Yani anlayamıyordu yani sizin uykunuz geriden geliyor diye. Ama alışınca çok fazla etkilemiyor. 3-4 saatte sizi doyuruyor. Tamamen alışkanlıkları siz oturtuyorsunuz. Peki, onun için rahat olun. Abi iki tane batarya olduğu için dediniz de. Neye dayanarak? Yani bunun teknik açıklaması nedir? Ya teknik açıklaması vücutta var normal. Var böyle bir şey gerçekten? Tabii bilimsel olarak açıklaması var zaten. Yani hem genlerle ilgili, yani bütün genlerin içinde gizli bir potansiyel var. Nasıl belli damarlar var, hiç kullanılmıyor vücutta ama bypass geçirenler o damarları alıp kullanabiliyor. Aynen öyle yedek bir batarya bekliyor. Çünkü savaş koşullarında veya zorlu koşullarda kadın arabayı kaldırabiliyor. Çocuğu altında kalıyor. Görmüşsünüzdür öyle resimde. Evet. Normalde kadın 5 kiloluk poşeti kaldıramıyor ama o an gelince arabayı kaldırabilecek güç geliyor. Onlar o hep yedek muazzam. Bataryanın gizli şeyleri. Onları açığa çıkarabilirseniz fark yaratabilirsiniz. Yoksa bir sürü üniversitede okuyan çocuklar var dünyanın her tarafında. Ama bizim Türkler olarak bir fark atmamız lazım diğerlerine. O da kendimizi iyice keşfetmemiz lazım, kendimizi tanımamız lazım ve bir adım öne geçmemiz lazım. Özeti bu. İkincisi şeyi söyleyeyim, diğer Avrupalıları... Normalde ben Avrupa Yönetim Kurulu'ndayım, icra kurulundayım hatta, yani yönetimin icra tarafındayım. Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol birçok genel müdürle çalışıyorum. Yani o da gurur verici. Tek Müslüman evet. Türk benim, bütün Japon şirketi içinde bir kişi var. Yani bu alkışlanacak bir şey değil aslında, utanıyorum. Daha fazla olabilir evet. Çünkü bizim yönetim kabiliyetlerimiz daha fazla. Sebebi de şu, biz daha çocukken caddede top oynuyorduk. Yani araba geçiyor bir yandan top oynuyor. Kaotik ortamda süperiz. Yani oradan bir şey çıkacak, felaketiyiz. Dünya da iyice kaotikleşti zaten. Ekonomik koşullar zora gidiyor. Önümüzdeki 10 sene Türklerin senesi aslında. Yani Avrupalılar normal, durgun suda yetişiyorlar. Süper yöneticilik yapıyorlar. Ekonomi çok iyi giderse hepsi süper.
Ama en ufak kriz anında çuvallıyorlar ve bizim zamanımız başlıyor. O yüzden rahat olun. Yani gelecek bizim neslin. Yani bu çok içiniz rahat olsun. Yani Türkler bir fark atacak. Süper. Önümüzdeki 10 yıl içinde. Abi çanta geldi yalnız. İçinde para var onun. İyi olsun, bir şey olmaz. Peki. O kadar. Parasıyla. Rüşvet veriyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Kıymetli her şeyden önce. Ya normalde ben bond çanta taşımıyorum. Genelde sırtıma asıyorum. Orada karşı tarafa dinamizm havası veriyor. Bu adam geldi postacı gibi. Çabuk işi bitirecek, gidecek. Toplantılar daha hızlı geçiyor. Hiç bir abi şey olsun. Oluyor mu? Yani böyle siz günlük hayatta da çok mütevazi bir duruşunuz var. Hiç böyle şey oluyor mu? Dediniz ya postacı gibi falan. Komik anlar yaşıyor musunuz? Ya tabii oluyor yani. Şimdi Mercedes'ten iniyorsun veya daha iyi bir arabadan iniyorsun. Adam şoför zannediyor. İlk başta öyle şeyler oluyor. Arka kapıyı da açmaya gidiyor. Oluyor. Normal yani. Yaşayacağız bunda. Bir mahsur da yok yani. Peki. O zaman abi hikayemize tekrar oturduğumuz yerden devam edelim. En son şirketi kurdunuz. Daha doğrusu arkadaşlarınızla şirket kuracaksınız. Oradan başlayalım. Devam edelim. Yani şimdi ilk şirketimden bahsediyorum. Sonra uluslararası bir şirkete geçtik. O sonra şimdi karışmasın. İlk mühendislik firması kuruyorsunuz. Mühendislik firması sermayeyle kurulmuyor. Tamamen beyniniz var. İyi kötü kafanız çalışıyor. Proje çizebiliyorsunuz. Taahhüt işleri yapıyorsunuz. O yüzden çok büyük paraya ihtiyaç yok. Bir tane Doğan görünümlü Şahin'im vardı. Diyarbakır'dan babamlar almış. İşte o anki sermayemiz o kadar. İlk giriş sermayemiz de 5000 marktı. Şu anki 3000 dolarlara mı ne tekabül eder? 5-6 bin lirayla başladık bugünkü parayla. Tabii Mahmut Bey de açtık dükkanı. Sonra 94 krizi oldu. 94'te evet. İnanılmaz. Biz her gün iş yapmaya alışan biri 6 ay boyunca hiç kimse girmedi dükkana. Hani biri günaydın der, iyi akşamlar, nasılsınız? Hiç kimse girmiyor. 6 ay boyunca oturduk çay içtik biz bir güzel. O yüzden çay yapmayı çok iyi biliyorum. Her gün çay demle inanılmaz uzmanlaştım o konuda. Bugün çayımızı Hasan Bey demledi gerçekten. Bütün stüdyo. Bir gün abi şaka ama içeriz yani bir gün çayımızı. İçeriz inşallah. Yani 6 ay boyunca çay içtik. O yüzden iş kuran arkadaşlara diyorum ki ya bir 6 aylık sermayeniz olsun. Yani olabilir. Aksilik olur, kriz çay olur. Çay olarak mı abi sermaye yoksa? Çay kolay. Asıl normal dükkan kirasını eve verecek sermayeleri olsun. Ondan sonra tabii kriz dönemleri her zaman için fırsat oluyor ya. Belli bir talep ötelenmesi oluyor. Talep patlaması oldu bizim o 6 aydan sonra. İnanılmaz iş akıyor. Biz tekrar başladık heyecanlı heyecanlı. İşte koşturuyoruz. Bayağı bir Fransızların çok işini yaptık. Fransız Lape Hastanesi Mecidiyeköy'de. İlk işimiz oydu. Onun Osmanlı'dan kalma kazan dairelerinin hepsini yeniledik. Tabii orada rahibe arkadaşlar var. Bayağı hizmet ediyorlar. Ben de her gün mecburen muhabbet etmek zorundasın. Sabah akşam 6'da oturuyoruz. Rahibelerle entelektüel, tarih sohbeti, coğrafya, işte ne oluyor ülkenin çeşitli sorunları falan. Rahibelerle sohbet ediyoruz deyince arkadaşlar heyecanlanıyor. Hepsi 70 yaşında. Anamla o kadar konuşmamışımdır yani. Mecburen konuşuyorsun. Sonra tabii onlar baktılar bu arkadaşlar güvenilir. Oradan tayin olan bütün herkesin evini biz yaptık artık. Kaloriferini, ısıtmasını, soğutmasını. Bayağı işlerimiz bir yere geldi. Ondan sonra 98 yılına kadar taahhüt yaptık. Bayağı mühendislik yaptık. Tabii o Doğan görünümlü Şahin'i değiştirdim. İlk kazandığım parayla konuşan bir araba aldım. Yine küçüklüğümüzde bizim konuşan arabalar vardı. Kara evet. Şimşek miydi? Sen bilirsin. Bir tane böyle çağırınca gelen araba vardı. Bir markası vardı. Var da onu söyleyeyim. Bir siyah bir araba vardı. Evet. Neyse o ben de hemen gittim konuşan bir araba aldım. Ama bizim araba sadece kemerini bağla diyor. Başka bir şey demiyor ama olsun. Hiç yoktan iyiydi. Konuşan bir arabaydı. O çok heyecanlıydı. Çünkü kendi kazandığım parayla bir araba alabilecek hale gelmek farklı bir şey oluyordu. Ondan sonra 98 yılına kadar taahhütle devam ettik. Yine mühendislik yapıyoruz. Şeyi hatırlıyorum. Nasıl bir fark yarattık? Yani size örnek olabilecek yoksa bizim hayatımız önemli değil. Çok da başarısızlık var. Onları programdan sonra anlatacağım. Bayağı canlı yayın bitince. Canlı yayın bitince size şeyleri anlatayım. Yok canlı sıkıntılı yayında da başarısızlık alalım abi yine. İnşallah. Şimdi aklıma gelirse çünkü insan hep başarılı şeyleri aklında tutuyor. Diğerleri ya bir şey olmaz geçmiş diye atıyoruz. Karşımda bir tane daha doğalgaz firması var. Ümraniye'ye taşındık bir müddet sonra eşimden dolayı. Ben Ümraniye'de evlenince eşimin tarafına hemen taşındım yakın olalım diye. Yani hanım köylü mü oluyorsunuz öyle deyince. Söylemek istemedim buradan. Artık önemli değil. Ümraniye'de tam karşılıklı iki tane doğalgaz firmasıyız. Şimdi tabii bizim bir fark yaratmamız lazım. Nasıl? Çünkü öbür firma bizden daha fazla bilinen bir firma. Marka olarak. Ben en son şeyi keşfettim. Bizim kombinin bu ısıtıcı tarafı çok hızlı sökülüyor. Isı eşanjörü.
Yani bu ısınma tarafı diyeyim. Yani su giriyor, kanallardan geçiyor. Kolay anlatayım size. Hızlıca ısıtıyor. O böyle 2 saniyede açıyorsun, mandalları eline geliyor. Fakat karşı rakip firmanın sökülmüyor. Önünde pompa var, bilmem ne var. Ben de içeri kim girerse diyorum işte bu kombi için en önemli parça. Gerçekten öyle. Bakın arıza yaparsa, sular kireçli zaten, illa arıza yapar. Bunu 2 saniyede söker servis, hemen halleder, yerine takar, sizin evde hiç uğraşmaz. Teyzeler geliyor 70 yaşında, 80 yaşında, anlatıyoruz anlatıyoruz. Tabii rakip firmaya da gidiyor, oğlum diyor eşanjörü sök. Adam artık illallah etmişti, Hasan kurban olayım bu eşanjörü sökme. Çünkü sökülmüyor öbür firmada. Yani sadece bir trikle biz o sene Anadolu yakasında en fazla kombi satan firma olduk. Başka bir şey yok. Bir fark, tane olarak fark yaratmayla ilgili. Evet. Abi burada duralım. Semihciğim, sosyal medyada dediniz ya talep patlaması abi. Hı hı. Biz de bakalım talep patlamış mı? Semihciğim nasıl gidiyor sosyal medya? Yazıyorlar mı? Gibi çok rağbet var şu anda. Trend Topic listesinde yine ikinci sıradayız. Bunu da söyleyeyim ek olarak. Süper. Çok süper yani. Buradan tweet atanlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten hepsi çok tweet değerli. Tweet atan elleriniz dert görmesin diyelim. İnşallah amin. Hesapları yeni kapanmaz inşallah. Yeni atasözleri çıkacak mı acaba ya böyle sosyal medya? Ne dersiniz arkadaşlar? Hani devir değişti artık hani değil mi? Mesela eski köy yeni adet getirme diye bir atasözümüz var. Hı hı. Tamam atamız söylemiş bir boş bulunmuş. Yani ama yani yerine daha değişik şeyler abi yani eski köy yeni adet getirme demek için abi siz hepsini tersten şey yapmışsınız. Hani bakalım sosyal medya böyle yeni deyimler getirecek mi? Semih senden böyle deyimler bekliyor. İleride torunlarımızın atası da sen olacaksın yani. Twitter için mi yani böyle sosyal medya olsun, evet, genel sosyal mi? Ben Twitter'cıyım yani o yüzden Facebook olsun diğer siteler olsun pek söz gelmez benden sadece Twitter'dan gelir. Ya düşünün mesela Semih seni şimdi dede olarak düşünemedim bir an. Düşünsene deden zamanında Twitter fenomeniymiş. Dede. Yani deden hani fabrikası olan ya da çiftçi olan dedeler var. İleride zor olacak yani dedem Semih Varol falan diye böyle ilginç bir şey olacak. Semihciğim sorularımız var mı? Sorularımız da var. Hashtagimize gelen güzel tweetler de var. Bir tane güzel tweet okuyayım. Oku bakalım içinden geldi herhalde. Derya yazmış. Biz gençlerin hayali üniversite okuyup meslek sahibi olmak ve huzur dolu bir yaşam diye yazmış. Buna benzer çok tweetler var böyle hepsini okuyamıyorum tabii. Göze batanlar alıyorum. Nasıl olarak? Arkadaşın mı onu? Onun için mi okudun? Yok, hayır kesinlikle böyle mentionlara bakıyorum. Yani güzel hangi olanları alıyorum yani. Hangi bir arkadaşım olsun diyorsun. Hepsi yazıyor. Gerçekten çok rağbet var şu an. Yani 20.000 yakın tweet geldi. 20.000 tweet. Süper. Mükemmel yani. Şu anda trenddeki sıradayız. Allah bereket söyleyeyim. Versin. Yani Hasan Bey'e de sorular var. Yöneltiyorum birkaç tanesini. Sly Su yazmış. Hasan Bey hayatında hep programlı olarak mı çalışmış? Yoksa hedefini koyup ona ulaşmak için çaba harcamış mı? Bir tane daha soru soruyorum. Emirhan Demirkaya yazmış. Lise zamanında ne gibi faaliyetlerde meşgul oluyordunuz Hasan Bey? Lisede olup canı sıkılan bir arkadaşımız herhalde. Evet, liseli bir arkadaşımız yazmış. Emirhan, lisedeysen ne güzel bir yaş değil mi abi? Yani lisedeki yaş şu anda. Müthiş bir şey. Hani derler ya gençler bilse, yaşlılar yapabilse. Keşke Emirhan inşallah yaşının kıymetini biliyorsundur. Sorulara cevap vermeden başka sorun var mı? Vardı onları biraz ileride sorabiliriz. Tamam. Yani. Şu iki tane yeterli. Soruları sormaya devam edin. Semih'le soruları almaya devam edeceğiz. Abi siz sorulara cevap düşünürken bir telefonumuz var. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Adnan Dalgakıran. Evet. Abimiz, sanayici abimiz. Nasılsınız Adnan abi? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. İzliyor musun abi bizi? Şu anda dışarıdayım, izleyemiyorum ama programınızı izliyorum. Abi, öncelikle sanayi, Türk sanayisini temsil ediyorsunuz. Aynı zamanda çok başarılı bir girişimci olarak da iş hayatına da devam ediyorsunuz. Bir taraftan çok da sosyalsiniz. Programımızı nasıl buldunuz? Önce onu sorayım. Sonra genç arkadaşlarımıza mesajınızı alayım. Önce programınızı başarılı buluyorum. Ömer kardeşimi zaten her zaman farklı ve değişik işler yapıyor. Ama bunu gençlere, enerjiyi de gençlere doğru yöneltmesi önemli bir farklılık gerçekten. Onu da tebrik ediyorum. Sizleri de bu kadar istekli ve arzulu bir şekilde bu yaptığınız programları program içinde tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Abi gençlerle zaten bir araya geliyorsunuz. Evet. Ezber bozan bir konuşmacı olarak da gerçekten ezber bozan bir konuşma yaptınız. 12 yıldızla bizim genç arkadaşlarımıza hala gençlerin konuştuğu bir konuşma. Sizden bir de sizi orada izlemeyenler için bir gençlere mesajınızı alalım. Çünkü bir taraftan da çok sıra dışı bir profil çiziyorsunuz.
Teşekkür ediyorum. Şimdi gençlere tabii, gençlere şunu söylemek istiyorum. Hayatlarının başında olan kimselere tavsiye niteliğinde konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hayatta çok çeşitli yollar var. Öğüt vermeyi de sevmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Başkalarının tecrübelerinden faydalanmayı bilenler mutlaka ama mutlaka başarılı olacaklardır. Yollarını bulacaklardır. Ama salt kendi etrafında, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zannedenler bu çemberin dışında kalacaklar. Ben her zaman söylediğim şey var. Hayatta üç tip insan var. Biri kendini rüzgara bırakanlar. İkinci sınıf ikincisi başkalarının hikayesini yazanlar. Üçüncü ve hakikaten dünyada fark yaratan insanlar kendi hikayesini yazma gayretinde olanlar. Kendi hikayesini yazanlardan olmanızı dilerim inşallah hepiniz. Çok güzel bir dilek. Çok da güzel kategorize ettiniz. Gerçekten gençlerin kariyerini belirleme noktasında özellikle bu yaşlarda bu sınavları arka arkaya malumunuz geçiyoruz. Genç arkadaşlarımız üniversite sınavları, KPSS'ler. O üçünden bir tanesi olmak ve bunu da şimdiden planlamak için çok güzel denk geldi ve güzel yorumlarınızı aldık. Bir gün sizi yurt dışındaydınız tabii, herkes de bilsin. İlk konuklarımdan bir tanesi olmanızı çok arzu ediyordum. Ama yurt dışı seyahatlerinize denk geldi, konuştuk. En kısa zamanda abi artık sizi bayramdan sonra burada ağırlamak istiyoruz. Memnuniyetle, zevkle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Adnan Dalga Kıran abimize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, iki sanayici olmuş oldu böylece, yayınımıza renk katmış. Siz de sanayiyi gerçekten bir taraftan da abi, üretim toplumu olmaktan, hani Türkiye tarım toplumu mu sanayi mi olayım derken arada kalmış ve ikisini de yapamamış bir durumdaydı. Umuyoruz ki ve diliyoruz ki bu değişecek, sizin gibi sanayici girişimcilerle, sanayi girişimcileriyle bu değişecek. Dün sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir iftar organizasyonumuz oldu. Tabii mahzunuz, çok keyifli değiliz, hüzünlüyüz ama genç arkadaşlarımızla planımızı, programımızı ona göre yaptığımız için güzel bir iftar organizasyonumuz oldu. Ve dün sizlerin de katılımıyla bir Gençler Uçuyor organizasyonu, bir 12 yıldız iftarı yaptık. Bakalım iftardan, ben de bilmiyorum bu arada hangi kısımlar, hangi görüntüler oldu. Bana da sürpriz olacak. Şimdi bir uzanalım 12 yıldız iftarına, Gençler Uçuyor iftarına, bakalım neler olmuş dün gece. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz geleneksel 12 yıldız iftarımıza katılan dostlarımızla dün gece Fethi Paşa Korosu'nda bir araya geldik. Ramazan'ın coşkusuyla pekişen iftarımız, 12 yıldızın ustası, programımızın sunucusu Ömer Ekinci'nin konuşması ve geceye damgasını vuran görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bugün sadece gençlerimizi, 12 yıldızı değil, 12 yıldızda ilk günden beri çok emek veren insanları burada misafir etmek istedik. Bizim bir hedefimiz var, bu ülkenin bütün gençlerin doğusundan batısına, bütün gençlerini bir araya getirmek ve dünyadaki bizimle aynı dili konuşan, kendi ülkesi için bir şey yapmak isteyen gençlerle bir araya getirmek. Ve gençlerin dertlerini, o ülkelerdeki gençlerin dertlerini, hatta farklı ülkelerle aralarında problem olan gençlerin dertlerini o ülkelerle bir araya getirerek alternatifler sunmak ve gençlerin dertlerini bu anlamda gençlerin dilinden söylemek. İstanbul'un birçok yerinden, hatta şehir dışından gelen arkadaşlarımız var. Ben birkaç tanesini, özellikle 12 yıldızda ilk gününden beri çok emeği geçmiş dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onları buraya almak, tekrar tutturmak uzun sürecek. O yüzden müsaade ederseniz ben şöyle masaların arasından birkaç mikrofon uzatmak istiyorum. Mükemmel bir ortam. Hakikaten aile ortamı gibi. Herkes birbiriyle çok samimi, çok içten. İnşallah tekrarları da, devamları da olur. Ömer'i ve 12 Yıldız'ı tanıdığım zaman böyle yıldızları ilk defa görmüş, hayran kalmış birisi gibi ben öyle baka kaldım. Ben size teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir topluluğu bir araya getiren ben, Ömer arkadaşımı huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok güzel insanlarsınız. Kol kola verin.
Birbirinizden ayrılmayın. Teşekkür ederim. Bu genç insanların ihtiyacı olan bu bilgiyi onlara vermek için böyle bir oluşum yaptığın için de Ömer sana teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çıktığınız yolda tek başına olsanız dahi durduğunuz yer doğruysa şimdi görüyorsunuz herkes Ömer Bey'e bakıyor. Aynen bu şekilde olur. Çok teşekkür ediyorum hepinize. 12 Yıldız'ın ben çok iyi yerlere geleceğini inanıyorum. Bugün bu inancım burada çok daha fazla pekişti. Çok teşekkürler. Buraya çağırdığın için, buraya beni çıkarttığın için teşekkür ederim abi. Bu kadar insan önünde biraz tabii heyecan oluyor. Tabii programa çıktık, heyecan gitti biraz ama bu kadar insan önünde hepsi bana bakıyor şu an ve ben bayağı heyecanlıyım. Hey Ömer abi, iyi ki varsın. Bu topluluk senin sayende toplandı bugün burada. Sen olmasan belki bir sürü kişi başarısı buralara gelmezdi. Gerçekten sana minnettarız. Seni seviyoruz Ömer abi. Evet, bir sonraki seneki iftarda belki de bizi izleyen sizler de bizim masamızda olacaksınız. Belki beraber yapacağız iftarı. Bu vesileyle de tekrardan hayırlı Ramazanlar dileyelim. Artık son dönemece yaklaşmış olduk. İyi güzel bir Ramazan geçirelim. Geri kalanı da güzel devam ettirelim ve nihayet erdirelim deriz. Evet abi, kaldığımız yerden devam edelim. Ben soruları cevaplayayım, karambole İki gitmesin. İki sorumuz vardı, o evet. Sorulardan sonra devam edelim. Bilmiyor demesinler sonra arada. Lisede ne yaptığımı biliyorum, lisedeki arkadaş. Lisede voleybol takımındaydım. Aslında ortaokulda, askeri liseye gitmeden önce de voleybol takımındaydım Diyarbakır'dayken. Sonra lisede direkt voleybol takımından başladım. Yani 4 yıl boyunca voleybol oynadım. Ha 4 senede üst üste şampiyon olduk ayrı askeri liseler arasında. Ben pasördüm, yani boyum kısa olduğu için. Diğer voleybolcular biliyorsunuz bayağı uzun oluyor. Ama çok zevkli oluyor. Özellikle takım sporu. Arkadaşlardan yapan varsa veya yapmaya yeltenen varsa, bireysel spordansa takım sporuna yönelirlerse daha iyi oluyor. Çünkü takım sporunda şunu hissediyorsun. Bütün ekip iyi olması lazım. Yani siz süper yıldız olabilirsiniz ama rakip diğer zayıf olan arkadaşın üzerine oynuyor. Ya onun açığını kapatacaksınız veya hep beraber iyi olmak zorundasınız. Yoksa başarı gelmiyor. Yani iş hayatına çok örnekler çıkıyor voleyboldan veya takım sporlarından, öyle söyleyeyim. Yani voleybolla geçti lise hayatım. Ondan sonra planlı mı Hasan Bey, hedefleri koyuyor mu, ona göre koşturuyor mu diye bir soru vardı arkadaşlardan. Ya hedefler konuyor tabii ki ama şöyle, bizim artımız nerede onu söyleyeyim. Bizim şirket olarak artımız. Çok fazla dinamizm. Yani hedefleri yolda değiştirebiliyoruz. Yani şöyle anlatayım size, bir aylık bütçe hedefimiz var. Ama iki gün sonra o bütçeyi %30 arttırabiliyoruz arkadaşlardan gelen bilgilerle. Yani bir şeye sabitlenmiyoruz. Evet, bunu hedef koyduk, yeterli yok. Eğer imkan varsa onun iki katı neden olmasın. Hep daha iyisi, hep daha iyisi nasıl olabilir diye. O yüzden biraz daha böyle flexible bir hedef koyuyoruz. Değişken bir hedef koyuyoruz. Sürekli yenilenen bir hedefimiz var. Özetle sorular bu. Başka var mıydı soru? Yoktu. İki tane. Var mı? Peki. Onu da söyleyeyim, biraz ailesinden bahsetsin. Destek olmuş mu ailesi bu başarıya gelmesinde? Güzel Melek, bir soru. Melek Melike sormuş. Melek. Yine arkadaşın değil mi? Hayır. Evet abi. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum seni. Tabii aile desteği olmadan hiçbir şey olmuyor normalde. Ben de kızımı yanımda getirdim. En azından gençlerden bir şeyler öğrensin. Kendisi de genç. Beyza birazdan inşallah. Birazdan ona mikrofonu uzatacağız. İnşallah. Hazır ol. Tabii aile desteği, babam normalde çalışıyordu, 24 saat çalışıyordu, hatta hep vardiyalı çalışıyordu. O bana çok örnek oldu. Yani gece 3'te eve geliyordu çünkü 5 çocuk yetiştirmek çok kolay şeyler değil. Abim yine, en büyük abim Diyarbakır'da ticaret yapıyordu. Onun yanında biz de bayağı çalıştık. Yani hafta sonları gidiyorduk, en azından yaz tatillerinde gidiyorduk. Ticarette ilk adımı para nedir, alacak nedir? Mal verilir, karşısında bir şey alınıyor. Malın bedelinden fazla bir şey alacaksın ki işletme ayakta kalsın gibi şeyleri ilk abimin iş yerinde öğrendik. Çok destekleri oldu, yani hiç yadırgayamam ve çok örnek aldım işin doğrusu. Yani zorluklarıyla, güzel yanlarıyla. Minnettarız. Evet Semihciğim, teşekkür ediyoruz. Abi ilk firmayı kurduğunda da bir dolandırılma hikayeniz var. Evet, ilk firmayı kurduk. Heyecanlıyız yine. Başladık, ilk satış yapacağız. O kriz dönemi bitti. Bir tane müşteri geldi içeriye. 5-6 tane kombi alacak. Müthiş bir şey bizim için. Müşteri girmiş içeriye, bir de mal alacak. Hani müşterinin girmesi ayrı, bir de bir şey alması ayrı.
Tam paranın yarısını peşin vereyim dedi. Yarısını da bir aylık çek vereyim. Bu hiç önemli bir şey değil. Yarısını aldık. Meğer adamın niyeti kombi yarı fiyatını almakmış zaten. Yani diğer çeki ödemeyecek. Siz de düşündünüz ki herhalde yarısını veren öbürünü de verir. Tabii hiçbir şey olmaz. Neyse biz yarısını aldık. Yarısına çekimizi aldık. Tabii tedbirli davranıyoruz. Çok tecrübeliyiz. 6 ay iş tecrübemiz var. Kombiyi de adresine teslim ediyorum. Hani yine de dolandırılmayalım diye. Götürdük, bir inşaat şirketi gösterdi bize. Tamam dedik, inşaat da var. Oraya kombileri de indirdik, geldik. Meğer adam dolandırıcı çıktı. İşin özeti. Yani ilk satışımda hemen paramızı bir yarım şeyini indirdik. Yarıladık. O bize büyük bir tecrübe oldu. Adamı sonra gençlik adamı bulduk. Karakola götürdük. Yakaladım yani adamı. Bir şey o çıkmadı heyecanla. Tabii. Sonra cumuk çıkmış o sıra yeni. 1-2 hafta olmuş. Bir sürü onların da hakları çıkmış. Adamı anlatıyoruz. İşte bak adamı getirdik. Hiçbir şey yapamadık adama. Bazen yasalar artıları var, eksileri var. Sonra bayağı zorlandık, vazgeçtik. Ondan sonra şunu anladık. Satışlarınız satış yapmak yetmiyor. Eğer ticaret yapıyorsanız tahsilat yapmanız da en az satış kadar önemli. O ciddi bir tecrübe oldu bize. Evet. Onu da özellikle söylemenizi arzu ettim ki genç girişimci arkadaşlarımız var izleyen. Buradan bizi izleyen yeni iş kurmuş arkadaşlarımız var. Onlar da pür dikkat dinliyorlar. Hatta bir tweette de arkadaşım yazmış. Yeni mühendislikten yeni mezun biri olarak 10 dakikadır dinliyorum. Öğrendiklerim paha biçilemez yazmış. Onun adına ben size tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi diyorsunuz ki arada bir o eleştiri alıyorum. Abi diyorlar çok teşekkür ediyorsun ya. Ona teşekkür, buna teşekkür, bitmiyor teşekkür. Yani şurada şu programı 1,5 saat izliyorsunuz. Emeği geçen o kadar sadece profesyonel çalışan değil. O kadar çok insan var ki arayıp abi şunu konuk edelim, abi şöyle yapalım, bunu değiştir, Ömer şunu yap. Yani teşekkür etmek, aslında hakkını versem teşekkürün, şu programın 1,5 saat teşekküre gider. Yine kıymetini bilin, çok etmiyorum yani. Azar azar gittiği kadar. Abi bir taraftan artık yavaş yavaş ortaklığı ve artık firmayı büyütüyorsunuz. Oradan devam edelim. Tabii mühendislik devam etti. 4 yıl para kazandık. Güzel işler yapıyoruz. Cemil Bey diye bir ortağımız var. Firmamızın ismini de Hace kurduk. Hasan Cemil. Çünkü o sıra STFA var, başka büyük Türk şirketleri var. Biz de büyüyeceğiz ya. Biz de 4 harfli güzel bir şey olsun diye Hace diye bir şirket kurduk. Abi Türk girişimcisi niyeyse hep ismi öyle koyuyor. Yani çok kreatif olamıyor. Hep ismin baş harfi sayısı. Yani mesela var böyle enişte kayınçoyu birleştirmişler filan. İşte tersten de olabilir de en kreatif o oluyor yani. Başka da bir şey olmuyor. Yabancı şirketler de öyle. Çok aile şirketlerinde çok büyük farklar var. Yani Alman şirketlerinde de muadilleri var. Velhasıl gelen şirket 4 sene falan güzel işletme çalıştık. Taahhüt yapıyoruz. Ondan sonra dedik ki artık limited şirket. Bir üstünde ne var? Anonim şirket. Anonim şirket daha bir havalı duruyor. Hem hani limitedtense de 5-6 ortak oluyorsun. Dedik biz bu işi kendimiz yapalım. Artık ithalatçı olalım. İşi büyütelim. Üniversiteden arkadaşlara fikrimizi açtık. 7-8 arkadaş. Birkaç tane Boğaziçi'li, İTÜ'lü işte dışarıdan üniversiteli arkadaşlar. Biz böyle 8-10 kişi bir araya geldik. Bir anonim şirket kurduk. Şu anki şirketimizin temelini kurduk. Yıl 98'in başları işte 99 yılı. Öncesinde bir araştırma yapalım dedik. Ben bir Çin'e gittim. Epey bir Çin'de kaldım. Yani 6 ay falan bir Çin'deki bütün Çinlilerden iyi biliyordum o sırada. Maceralı da bir gidiş evet. Olmuş ama. Ya şimdi ilk randevu aldık bir Çinli firmadan. Adamla haftaya görüşeceğiz dedik. Bizim de sözümüz söz. Artık erkek adam sözünde durur. Tabii vizeye başvurduk. İşte çok tecrübemiz yok. Konsolos dedi ki 15 gün sonra. Ben de dedim haftaya randevum var. Çok da konsolosun umurunda. Yani çok da sallamadılar haftaya. Yani bir sürü kişi gidiyormuş meğer. Velhasıl gelen ben Çin'e yazı yazdım. Mail attık. Kardeşim geleceğiz ama vize alamıyoruz. Bu ülkeye vizesiz nasıl gelinir? Kimse böyle soru sormaz. Neyse adam da dedi ki sen böyle Hong Kong'a gel. Hong Kong'dan bir vapur var. Oradan Shunde'ye geç. Shunde'den kapıda vize veriyorlar. Tamam dedik. İlk seyahatimde Çin'e vizesiz gittim. Yani çok heyecanlıydı. İlk, Çinlilere Çin'e de ilk gidişim yani. Sizin ülkeye nasıl gireriz diyen ilk girişimci siz olmuşsunuz. Büyük ihtimal öyle olmuştur. Velhasıl kelam Çin'e gittik maceralı bir şekilde. Gerçekten vizesiz girdik içeri. Normal ticaretimize baktık. İlk vizeyi kağıda vurdular yani pasaporta vurmadılar. O kağıdı hala saklıyorumdur yani. Öyleydi ilk girişimiz. Sonra Çin tecrübe kazandık tabii. Çin'deki bütün firmaları gezdim klimayla ilgili. Abi nasıl cesaret ettin Çin gibi pazar açılma çok büyük sermaye de olmadan? Ya şöyle Çin çok bilinmiyordu. Aslında şu anki Çin'de tabii 20 milyar dolar 30 milyar dolar şirket ciroları için çok küçük rakamlar geliyor. Ama ben işte 99 yılını hatırlıyorum veya 2000'li yılları hatırlıyorum. Hiçbir İngilizce konuşamıyor.
hiçbirinin ihracat tecrübesi yok. Yani bir Türk veya herhangi bir ülkeden biri gelince heyecanlanıyorlar. Patron geliyor, genel müdür yardımcısı geliyor. Ne kadar büyük üst düzey varsa sizi görmeye geliyor. Biri gelmiş, ona ihracat yapabiliriz. Yurt dışına onlar da açılmak istiyor. Yani küçüklükle ilgisi yok bu işin. Aslında cesaret edebilmesi önemli arkadaşların. Aman benimle görüşmezler, beni işte içeriye almazlar falan diye bir şey yok. Herkes heyecanlı, işini götürebileceği. Çünkü büyük şirketlerde zaten sermaye var. İşin öbür tarafını idare edecek gençlere bakıyorlar. Hatta bizim distribütörlüğünü aldığımız ilk sene 99'da bir Çinli firmayı Türkiye'den başka bir holdingde talipti. Çok enteresan. Adamlar bizi tercih etti 99'unda. Sebebi de tamamen bu arkadaşlar genç, uyumazlar, yatmazlar, işi büyütürler. Çünkü çok paraya ihtiyacı yok ana firmanın. Sadece çalışacak, işi büyütecek arkadaşlara ihtiyacı var. 99 yılında işte anonim şirketi kurduk, işe başladık. İlk malımızı getirdik. Yurt dışından klimaları ithal ediyoruz. Heyecanlıyız. İlk bayilikleri oluşturduk. Marmara bölgesinden başladık. Pat Ağustos'ta işte hepiniz hatırlarsınız deprem oldu. Ağustos depremi. Çok ülke için çok büyük acı. Birçok kişi vefat etti. İşte bizim bayilerden hem yakınları vefat edenler hem kendilerinden vefat eden arkadaşlar oldu. Biz orada çok stratejik bir karar aldık. Hem Anadolu'nun verdiği özgüven, para isteyemedim ben bayilerden. Çünkü adamların borcu var, klima almışlar ama bir yandan da depremde zarar görmüş akrabaları var. Anasını kaybetmiş, babasını kaybetmiş ve akrabalarını. Mecburen para isteyemedik. O yüzden bize borcu olan herkesin borcunu sildik biz. Tabii sermayenin bir yarısını da öyle erittik. Yani yaklaşık 400 bin TL gibi depremde zarar görenlerin borcunu sildik. Yani ikinci iş kuruşumda da yine bir krizle karşı karşıya kaldık. Ha bunu da aman biz veriyoruz, Allah bize versin, çok bilinçli, hadi hayır yapıyoruz, atalım işte muhakkak bize de gelir diye bir şeyle yapmadık. Gerçekten insani bir şekilde yapıldı. Fakat 2000 yılında şöyle bir şey oldu. O aynı bayiler, hatta başka bölgelerden bayiler eklendi. Bayi toplantısı yapıyoruz. Türk filmi gibi sahneler yaşandı. Çek karnesiyle gelenler, işte siz ne kadar istiyorsanız öyle yazın. Çünkü o sıra bütün büyük şirketler vade farksız ötelemişlerdi borcu. Bir tek piyasada borç silen firma bizim firmamızdı. O bayağı etkili oldu. Yani ondan sonra 2001 yılına kadar şirketimiz 3-4 kat büyüdü. Yani abi demediniz mi? Peki ben bunu silersem, yani böyle hani nasıl orada nasıl bir gelgitler yaşadınız da sildiniz? Bir de yani çok acayip sermayeler varken de ciddi, yani kimse kalkıp cebindeki paranın yarısını silmez kolay kolay. Ya tabii orada şimdiki belki aklımız olsa belki silmeyiz. Şimdi kapitalizmi daha çok öğreniyorsun da. Normalde bilinçli yapılan şeyler değil. O an doğru hareketi doğru yerde yapmak önemli. Bir vicdani şeyler. İkincisi insani. Zaten isteyemiyorsun parayı. Şimdi adam bir şey anlatınca sen de ağlıyorsun. Yani adam kardeşini kaybetmiş. Bir de onunla nasıl para konuşacaksın? Yani orada öyle herhalde geçmiş birikimden gelen şeyler. Yani hiç aklıma gelmedi silmemek. Peki abi siz başka ülkelerle çok çalışıyorsunuz. Hı-hı. Japonlarla, birçok milletten. Başka ülke yapar mıydı? Başka ülke iş adamı? Ya şimdi Japonlarda buna muadil benzer şeyler var. Çok benziyoruz Japonlara. Japonları biraz sonra anlatacağım inşallah. Japon kültürüyle bizim benzer yanlarımız, hiç benzemeyen yanlarımız ve birbirini tamamlayan yanları biraz sonra anlatırım inşallah. 2001 yılında artık şirket büyüdü, ilk kurduğumuz anonim şirket. Sonra Türkiye'nin büyük şirketlerinden biri, holdinglerinden biri bize talip oldu. Çoğunluk hisselerimizi satın almak istediler. Orada bir dönüm noktamız yine oldu. Çünkü bizim sermayemizle böyle bir dünya şirketi olalım, fabrikalar kuralım. Şu an işte 800 arkadaşla birlikte çalışıyoruz. Bu kadar büyüklüğe gelemezdik. Ama o holdingin kaldıracı bize büyük bir olay oldu. Ve 2001 yılında bir holding birleşmesi yaşadık. Tabii diğer ortaklarımız, sermaye koyan arkadaşlar ayrıldılar. İşin başında yine biz, ben ve Cemil Bey, işin devamında kaldık. 2001 yılı başladı. Abi vallahi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Yani böylesim de gelmiyor ama. Ben şimdi hikayeyi başka da yerde dinlediğim için. Burada bir de sadece böyle işine odaklanmış bir girişimciden çok sosyal tarafınız da var. Yani o büyük holdingle tanışmanız da bir dernekte Çin tecrübelerinizi anlatırken oluyor. Ya tabii şimdi gençsin. Biz yani aslında bir kısmı da şeyden, cesaretten kaynaklanıyor. Ha, çok bilgili olmak ayrı bir şey. Deli cesaret ama yani bir yerde değil mi? Ama bir yerde de cesur olmak zorundasınız. Öbür türlü fark yaratamazsınız. Çünkü herkes sizin gibi çekiniyor. Sizin aradan çıkmanız lazım. Çin ülke tanıtım toplantısı. Bize birileri aradı. Siz de Çin'den distribütörsünüz. İşte büyükelçiye sponsor olur musunuz? 300 tane iş adamına konuşacak falan.
Tamam, oluruz. Büyükelçi sabahtan işte dedi sizin bayileri gezelim. Tabii bizim bayiler de mahalle aralarında, hani şu an bildiğiniz büyük markalar gibi cadde önünde değil. Büyükelçi Cumhurbaşkanlığı makamı gibi, konsolosluk değil, korumalar, makam arabası. Biz mahalle aralarına giriyoruz, kapılar açılıyor falan. Bayileri ziyaret ediyoruz. Bayi şokta, büyükelçi şokta. Ondan sonra bayiye soruyor büyükelçi. Biz, Çin devletinden ne istersin? Bizim bayi de gariban, canınızın sağlığı abi diyor falan. İşte ayran getiriyor, çay getiriyor. Büyükelçi yaşadığım en güzel gündü diyor. İlk defa normal insanlarla bir arada böyle hayatı anladım. Çünkü hep bürokraside daha fazla devlet işleriyle haşır neşir çok ciddi ortamlarda bulunmuş. O gece biz Çin ülke tecrübelerini anlattık. Çok fazla da Türkiye'den fazla bilinmiyordu daha Çin. O sıra işte holdingden birileri de yatırımlar koordinatörü bir arkadaş da dinliyormuş. O sıra bize bir teklif geldi. Öyle tamamen kısmet. Ya işte abi kısmet ama bir taraftan kısmetin de peşinde gitmek var. Evet. Yani sadece işe odaklanıp da işte ben burada dükkanımda durayım çıkmayayım demenin de tersine siz sosyal ortamları, bu gibi faaliyetleri de eksik etmemişsiniz. O çok önemli bir detay. Çünkü girişimci arkadaşlarımızın çok içine düştüğü bir paradoks o. Hani sosyal olsam işimin başında mı durmam gerekir yoksa sosyal mi olmam gerekir diye çok özür diyerek böldüm yani, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya sosyallik yani bir şey değil. Yani ekstra bir nasıl söyleyeyim, özellik değil. Mecburen olmak zorundasınız. Yani iş yapacaksanız başka şansınız yok zaten. Şöyle insan potansiyeline biraz gireyim, ben çok kullanıyorum. Belki faydası olur. Konu dağılırsa da toparlarız. Bir şey olmaz. Siz hatırlatırsınız. Toplarız abi. Tekrar 2001'e geri geliriz veya geri gideriz artık. Şimdi insan 3 potansiyel var. Yani bir duygusal potansiyelimiz var. Yani bu duygularımız, heyecan, kalp, ilişkiler. Ondan sonra bir zihinsel potansiyelimiz var. Akıl, planlama, gelecek odaklılık, beyin. Bir de fiziksel potansiyelimiz var. Yani bu düşündük, hissettik, düşündük, planladık. Bir de aksiyona geçirmemiz lazım. Hareket, eylem, aksiyon merkezi. Bu üç potansiyelin dengeli olduğu insana kamil insan diyorlar. Mükemmel insan diyorlar eskiler. Yani veya şirketlere de mükemmel yönetim kurulu. Yani sadece böyle duygusal merkezli insanlardan oluşursa yönetim kurulu, süper marka olacağız, bir numara olacağız. Sırf konuşulur. Ne plan olur, ne proje olur, ne eylem olur. Sadece her gün konuşulur. Çünkü herkes duygusal merkez. Hoşlarına da gider, böyle heyecanlanırlar. Veya zihinsel merkezli arkadaşlardan oluşsa yönetim kurulu, hep planlar, projeler, üst üste forecastler, işte tahminler, bütçeler yapılır fakat bir türlü hayata geçmez. Fiziksel merkezde başkası ne yaptıysa, fabrika kuruldu, hadi biz de kuralım. Halı fabrikası, biz de bir halı fabrikası. Pompa fabrikası, tamam gerek yok, biz de bir tane pompa fabrikası kuralım. Bir dönem doğuda belli iller hep böyle gidiyordu. Üçünün dengeli olması lazım. Heyecan olması lazım, tetikleyici, evet marka olacağız. Bunun fizibilitesinin yapılması lazım. Birilerinin uyarıcı sigorta görevi görmesi lazım. Paranın kaynağın bulunması lazım. Birilerinin de gidip fabrikanın arazisini bulup, teşvikleri araştırıp kazması lazım. Yani o üçünün dengeli olması lazım bir şirkette. Kişide de dengeli olması lazım, şirkette de. Fakat normalde öyle biri yok. Hani öyle birini arıyorsanız yok. Zaten kişilikler öyle çıkıyor. Yani heyecanlı, duygusal, işte biraz daha meydan okuyan, böyle masaya elini vurdu mu daha lider odaklı veya yardımsever, mükemmelliyetçi. O kişilikler bunların karışımlarından çıkıyor. Hepimizde bir yönümüz baskın. Sizinki de illaki bakmışsınızdır. Sizinki nasıl abi? Ben duygusal merkezli biriyim. Yani duygusal merkezliyim, yardımcı merkezim fiziksel, çekinik merkezim zihinsel. Yani şöyle söyleyeyim, ben heyecanlanıyorum. Ertesi gün kampanyaya çıkabiliyorum. Hani rakip çıkmış mı, pazarda ne olmuş araştırmayabilirim. Fakat eğer kendinizi tanırsanız, farkındalık, awareness to action diyor Amerikalılar, farkındalıktan aksiyona. Siz kendinizi bilmezseniz nerenizde bir hata var düzeltemezsiniz. Şimdi ben bu yönümü biliyorum, zayıf yönüm bu. O yüzden bütün asistanlarımı zihinsel merkezli seçerim. Yani bana gelen bütün projeler önceden çok detaylı araştırılır, fizibiliteleri yapılır, sonra bana gelir. Ama ben duygusal ve aksiyon tarafında hızlandırabilirim, iyiyimdir. Böyle olursak CEO olabiliyor muyuz? Estağfurullah, ya CEO olmak önemli değil. Yani eyvallah. İnsan olalım, ondan sonra gerisi kolay. Evet, bir iki tane soru alacağız. Mikrofonumuzu alalım. Merhabalar. Evet, isminizi alalım. Ahmet Yuşa benim adım. Diyarbakır'dayken, çocukken geleceğinizde böyle bir hayal, yani böyle bir iş sahibi olmayı düşünüyor muydunuz? Hayalinizde bu var mıydı? Merve. Teşekkür ederim.
Hayal ediyor muydunuz böyle bir şey diyorsun değil mi? Vallahi süper soru. Yok, etmiyordum. Yani voleybolcu olacaktım aslında. Ortaokulda voleybol oynuyorduk. Bir de normalde ben okula giderken 1-2 saat erken gidip futbol oynuyordum. Yani bir maç yapıyorduk, derse öyle kanter içinde giriyorduk. Hani böyle iş adamı olayım, onları yapayım falan hiç aklımda yoktu. İşin doğrusunu soruyorsan öyle. Yani biraz böyle planladım falan, lise çağında yok öyle bir şey. Tamam, futbolcuya da voleybolcu olmayı düşünüyordum. Abi sizin ayarınızda böyle bir belli bir başarı yol açmış birisi anlatırken ben tam bunu planlıyordum dese inanır mısınız? Ya tabii kimseyi tam altında bırakmamak lazım. Bilemiyorum. Belki öyle yapan da vardır. Ama benimki öyle değil, en azından onu söyleyeyim. Peki, başka sorumuz var mı? Bir sorumuz var. Bu arada da nerede benim kameram? Evet. Böyle hani çok televizyondayız, birçok şehirde izleyenimiz var. Bir kardeşimiz doğum günü olan sevgili Merve Kadıoğlu Rize'den bize ulaşmış. Biz burada stüdyomuzdan kendisinin doğum günü kutluyoruz. Ve nice senelere diyoruz. Sevgiler Rize'ye sevgiler. Birçok şehrimize, her şehrimize sevgiler ama Merve olduğu için orada Rize'ye sevgiler. İyi ki doğdun Merve. Evet, sorumuzu. Adım Recep Tayyip Fırat. Hayatta keşkeleriniz oldu mu? Bu da güzel soru. Recep, çok oldu. Yani onu, keşkeler değil de yani ben biraz başarısızlıkları anlatayım size. Evet. Yani şimdi tabii rica ediyorum Recep. Abi başarısızlık anlatınca arkadaşlar bir rahatladılar bebe. Ha tamam. Ah ya, beklediğimiz an geldi filan. Okul de. Birincisi olmayan var mı içinizde? Vardır tabii yani, doğal olarak. Ben de öyleyim. Ya şimdi normalde tabii üniversitelerde veya lisede hemen böyle ilk dereceye girenler flaş isimler oluyor. Ama yani çok flaş isimler iş hayatında o kadar da flaş olmayabiliyor. Ya ben mesela üniversitede hep şeyle, Ayetel Kürsi'yle gidiyordum sınav notlara bakmaya. Ha, 50 alacak mıyız, almayacak mıyız? Okul mesafesi yakındı benim evle. Sürekli okuyarak gidiyordum. Yani kısmet çünkü. Ha, hiç bütünlemeye kalmadım ama hiç öyle flaş bir öğrenci olmadım. Lise hayatım da öyleydi, üniversite hayatım da öyleydi. Tabii şimdi oradaki arkadaşlar şaşırıyordur, nasıl oluyor. Hem bu adam hiç bu kadar da şey biri değildi ama aradan çıkıyor bazen. Tek üniversite hayatı yetmiyor. Yani üniversite hayatı belli nosyon veriyor, belli düşünce tarzı veriyor size. Bu demek değildir yani üniversiteler, aman yanlış anlaşılmasın çocuklara, şey olmasın arkadaşlara. Üniversiteyi bırakmayın ha. Ben de üniversiteyi bitirdim hatta zaten. Ama her şey değil yani, onu bilin. Keşkelere gelelim biraz. Yani okul hayatımda hiç keşkem olmadı. İyi ki top oynamışım, iyi ki arkadaşlarla gezmişim. Yani sosyal yönlerimi iyi ki güçlü tutmuşum. Çünkü sonradan çok işime yaradı. İlk şeyi, malı getirdik Çin'den. Tam böyle heyecanlıyız. 2001 yılı holdinglerimizden biriyle, ismini vermeyeyim, ortaklık yapacağımız tam dönem malları piyasaya vermişiz. Dövizle getiriyoruz malı, dolarla almışım. TL ile iç piyasaya satıyoruz. Tam ortaklık olacağı gün devalüasyon oldu. Yani inanılmaz bir şey. Dolar 4-5 kat arttı. Alacaklar TL bizim. Yani bütün alacaklarımızı alsak borcumuzun yarısını ödeyemiyoruz gibi. Yani olabilecek işte 10 yılda bir oluyor veya böyle kriz dönemlerinde oluyor. Tabii gece yatıyorum. Gece rüyamda bankaların yandığını görüyorum. Bu akreditif açtığımız. Hani bankalar yanarsa belki borcu biraz ötelerle, akreditif evrakları yanar diye düşünüyorum. Yani çok öyle şeyim oldu. O yüzden düşük sermayeyle iş yaparken bazen böyle full riski kullanmak, keşke kullanmasaydım çünkü çok şey günler geçirdim o sıra. Yani Allah muhafaza, eğer o ortaklığımız olmasaydı şu an ciddi sıkıntıya düşebilirdik. O bir sorumuz daha var. Şey. Hanımefendiden isminiz alalım önce. Merhaba, ben Sultan Arı. Biraz önce söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti. İnsanlar dediniz, hani duygusal, zihinsel ve fiziksel dediniz. Siz böyle bir zekanızın olduğunu ya da çok cesaretliyim dediniz hep. Nasıl fark ettiniz? Kim bunu sizin fark etmenizi sağladı? Ya normalde tabii hani rol model var mı hayatında falan diye sorarsan çok da öyle rol model birini seçmedim. Yani öyle diyebileceğim kimse yok. İş hayatının ilk günlerinde çıktı ortaya. Ben yani kendimle daha biraz hemhal oldum. Çünkü o iş arama süreci veya işe girdikten sonra güçlü yanları fark etme. Yani siz biraz da yaşayarak fark edeceksiniz. Yani ne kadar kitaplardan okursanız okuyun, bu kişisel gelişim kitapları veya birileri size ne kadar anlatırsa anlatsın, yaşamadan bunların çoğunu anlayamayacaksınız, hissedemeyeceksiniz. Fakat yaşayarak da hissedemiyorsanız o zaman problem var. Yaşadığınız zaman hissedip ona göre
yolunuzu çizmeniz lazım. İlk iş hayatına girdiğimde fark ettim. Evet. Semih'ciğim, sende durumlar nasıl? Bende durumlar Semih'in mükemmel. Semih'in dükkanına bir dönelim. Mükemmel durum abi şu anda. Bir de yani şey mükemmel gerçi dönelim. Göz kırpmanı öyleyse. Yani evet, yani şu an tweetler yağıyor. Ondan sonra kaç tweet üzere olmuş? Abi hemen bakıyorum, borsa gibi bildiriyorum. 23.100. 23.100 olmuş. Ben şey abi... 100 mü tam yoksa sen mi yuvarlıyorsun? Evet abi, buradan istatistiklere bakıyorum yani şu anda. Tam. Genelde böyle yuvarlarlar yani. Yani. Ama ben yapmadım. Yani 15.000'den 23.000'e yuvarlamadım. Yok. Yok. Küsuratı var deriz ya hani. Bir kendi sorum var. Bir kendi sorum var. Bir de Twitter'dan gelen bir soru yönelteceğim. İlk Twitter'dan gelen soru söylüyorum. Murat Küzeci sormuş. Özel sektörde mezun olduğumuz üniversite önemli mi demiş. Benim sorum da şu. Ben işletme okuyorum Hasan Bey. Mesela şu anda işletmenin geleceği hakkında bana bilgi verirseniz sevinirim. Ve şu anda ben sosyal medyada uğraşıyorum. Ayrıca işletmenin bana katkısı olur mu? Yani gelecekte bana ne gibi katkısı olur? Biraz bilgi almak istiyorum. Kendi sorunu mu sordun? Kendi sorum. Allah Allah. Bu da bir ilk. Üniversitedeki okuyorum ben. Televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. Oğlum çıkışta sorsana. Peki ilk soruyu alalım. İlk, ismi neydi arkadaşımızın? Murat Küzeci. Evet. Evet. Güzel soru değil mi abi? Güzel soru. Şimdi önce özel, senin sorundan özel, başlayayım. Özel, buyurun. Nasıl isterseniz. Ya şimdi işletme, yani benim sevdiğim bölümlerden biri. Ve ikisini birleştireyim soruları. Şimdi ben kendi şirketimizde gelirken de bir istatistiklere baktım. Hangi üniversitelerden kaç öğrenci çalışıyor diye. Hemen hemen her üniversiteden bizde arkadaş var. Yani mühendislik, işletme, orman mühendisliği hiç ilgisi yok bizde ama arkadaş başlamış. Çünkü belli bir yönü güçlüdür veya çevre mühendisi olarak başlayan arkadaşlar var. Çoğunluk makine mühendisi, 80'in üzerinde makine mühendisi var. 10 üniversiteden var. Demek ki üniversite çok çok da önemli değil. İş görüşmesinde arkadaşlar ne yapmalı? Yani oradan girelim. Arkadaşlar iş görüşmesine gittiğinde o iş sanki hayatınızın anlam ve önemi, her şeyi, o heyecanı yansıtmanız lazım. İşte arkadaş iş görüşmesine geliyor. Ya ben konuşurken yoruluyorum bazen. Ya adam çok zor yani. Sen eve gitsen daha iyi gibi bir diyesim geliyor ama diyemiyorsun da. Yani işe gittiğinizde heyecanlı olun. Gerçekten çalışmak istemediğiniz iş yerine de görüşmeye gitmeyin. Çünkü hayatınız kısa. Zaman değerli. Çalışmak istiyorsanız da bütün benliğinizi oraya koyun. Yani o görüşmede. Ya abi, o üniversitenin çok önemi yok. Abi çok güzel bir noktaya değindiniz ama bir taraftan da ailelere de burada değinelim. Çünkü o gençler orada hani tıkanıp kalıyorlar. Sebebi de aile baskısı. Yani bir genç arkadaşım 10 gün önce mezun oldu. Ne yapıyorsun diyorum. Abi 10 gündür işsizim diyor. Niye? Çünkü evdekiler soruyorlar. Ne oldu şimdi? Her arayan hala, teyze, amcaoğlu herkes arıyor. Ne oldu sizin kızın iş işi? E kardeşim bir durun, bir çocuk nefes alsın yani. İlk günden iş baskısı, işte nereye girdi, oraya mı girdi, bizim teyze oğlu şuraya girmiş, sizinki girmedi filan. Yazık günah, şu çocukları bir rahat bırakın, bir nefes alsınlar ya. Bu çocukların hakikaten yani anne babalara sesleniyorum. Bu çocuklara yapılacak en kötü şey, iş bulmasına konulacak en büyük engel, iş konusunda baskı yapmak. Yani bu çocukların hiçbir tanesi, burada çocuklar buradalar yani, gözümüz öndeler. Hiçbir tanesi işi, yaptığı işi, yapmak istediği işi zorla, evde kimse evde oturmak istemez. Lütfen çocuklarınıza çok baskı yapmayın. Artık hani devir de değişti. Eskiden sizin olduğunuz dönemlerdeki, sizin gençliğinizdeki şekilde işler bulunmuyor. Artık rekabet çok daha fazla. Dolayısıyla gençlere fırsat verin, onlar emin olun. Gençlere de benim bir tavsiyem, nacizane siz katılır mısınız bilmiyorum. Kendinize bir zaman koyun. Yani 3 ay diyeyim. Ben 3 ay boyunca aradığım işi arayacağım. Bir başka şey daha, ben yine coştum, bana diyecekler çok konuştun ama bir başka şey daha, işi ararken siz gittiniz, görüştünüz, Hasan Önder'le oturdunuz, konuşuyorsunuz. Bilmiyorum size geliyorlar mı ama herhalde en son seviyede geliyorlardı. Geliyor. Yani sizin Hasan Önder'in işine, şirketine ihtiyacınız olduğu kadar Hasan Önder'in de size emin olma ihtiyacı var. Yani kimse sizi, sen boşta kalma, gel kardeşim ya, biz sana para verelim Aydana'ya. Boşta kalma, yazık günah demiyor yani. Onun da emin olun, yani o şirketlerinde sizin yapacağınız işe ihtiyacı var. O yüzden şöyle bunun bir çift taraflı alışveriş olduğunu unutmadan, işe gittiğinizde rahat, kendinizi iyi ifade ederek giderseniz, bu dönemde tam işe girme dönemi, çok güzel bir konu gelmişken birkaç gençlere de çok iç içe olduğumuz için değinmek istedim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı bu yani noktada? Süper, işletmeyi devam edelim. Sana faydası ne olur işletmenin? Yani çünkü şu an mühendislerin çoğu bir de üzerine master yapıyor. Sen zaten o master'ı baştan yapıyorsun. Yani konun işletme.
İşletme bir şirket kuruluşlarında çok iyi oluyor eğer ileride kendi işini yapacaksan. Çünkü netice itibariyle kendi işini heyecanla kuruyor ama ticaretten hiç anlamıyor. Daha doğrusu gelir tablosu, bilanço, yani finansal tablolardan hiç anlamayan bir güruh var. Hala ticaretin içinde olup birçok esnaf, fakat hala gelir tablosunu, bilançosunu düzenleyemeyen esnaf arkadaşlarımız var. O yüzden işletme çok değerli bir birim. Yani en azından o kültürü veriyor. Ha, sosyal medyayla ilgiliysen ilgili olduğun alanda devam et. Onu bırakma. Ama ileride şirket kurarsan çok faydasını görürsün. Ya bir özür dilerim, diş hekimi bile ya da bir doktor bir muayenehane açtığı zaman o da işletmeci oluyor. Eczacı oluyorsunuz. O da işletmeci kesinlikle. Aslında. Dolayısıyla hepsinin bir taraftan da hani şey vardır. Kartvizit vardır. Hamili kartviziti. Bunun gibi de bir şey aslında. Nerede isterseniz. Ama biraz da işletme okuyanların kendi nereye doğru genişlettiğine ya da yetiştiğine göre de değişiyor. Katılırsınız herhalde. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar, tabii şimdi burada lisede okuyan arkadaşımız var mı hiç? Beyza var. İki kişi var. Tamam. Yani çoğu mesleğini seçmiş. Şimdi baştan bir de kafanızı karıştırmayayım yani. Bölümlerinizi seçmişsiniz. Ama bölümlerini seçmeyen arkadaşlar için konuşayım biraz. Önce güçlü yanlarınızı fark edin. Yani lisedeki arkadaşlar için söylüyorum. Yani matematik, zihinsel tarafta mı yoğunsunuz yoksa sosyal tarafta mı yoğunsunuz? Yani hukuk, işletme, iletişim tarafınız mı güçlü? İkisi dengeli de olabilir. Ona göre bir de bölüm seçebilirsiniz ama güçlü yanınızı bilin. Eğer güçlü yanınızın üzerine giderseniz daha başarılı olabilirsiniz sistemde. Yani çok iyi bir analizci olabilirsiniz. Yani kimsenin yapamadığı. Evet. Veya çok iyi bir konuşmacı, talk showcu olabilirsiniz veya program yapımcısı olabilirsiniz. Yani güçlü yanınızı fark ederseniz, onun üzerine giderseniz dünyada fark yaratabilirsiniz. Sadece Türkiye için düşünmeyin. Artık bizim çünkü öyle arkadaşlara ihtiyacımız var. Yani sınırlar artık yok işte. İnternet olunca yuvarlak bir şey, dünya çok küçük yani. Şu an bütün dünyadan sizi izleyebiliyorlar. Çok güzel abi. Şimdi bence hazır bu noktaya getirmişken sizin başarı öykünüzün de taşlandığı noktaya... Yani burada Türk sermayesiyle kurulmuş şirketin kendi alanında dünyanın en büyüğü olan bir Japon devine bir satışı öyküsü var. Ve siz de şu anda o şirketin başında profesyonel olarak bulunuyorsunuz. Orada da bir ilginç hikaye var. Çünkü bir yerden sonra girişimci işini sattıktan sonra da bir bakıyorsunuz mantar gibi 50 ayrı şeye bölünmüş. Her gelen fikre he demeye başlamış. Orada da bir tutarlı durumunuz var. Bir de şu başarı hikayenizde bence programımıza yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Ya biz Türk Holding'le birleştik 2001'de, yani bizim o kurduğumuz o 5000 marklık şirketimiz sonra biraz daha büyümüştü ya. Geriye aldım ki biraz ben de hatırlamaya çalışıyorum ve yani size hatırlatmak için değil. Sonra 10 yıl kadar biz o Holding'le bayağı büyüttük. 4-5 tane fabrika kurduk, işte markalar oluşturduk. O yüzden arkadaşlar rahat soru sorabilirler dediğim o beyaz eşya markaları satın aldık. Yurt dışında birleşmeler yaptık. Bayağı bir heyecanlı ticaretin içinde olabilecek bütün aksiyonları yaşadık. 10 yıl gibi güzel bir süreç geçirdik. Sonra 2011 Temmuz ayında kendi sektörünün en büyüğü, dünya pazarının yaklaşık %25 pazar payı olan bir Japon firması bize talip oldu. Satar mısınız dediler. O ilginç bir hikaye. Bir telefon aldım yine hafta sonu. İşte Hasan Bey görüşmek istiyoruz size. Tamam görüşelim fakat ben şirkete gelmeyeyim dedi. Hani rakip firmadan. Biz başka bir Japon firmasının temsilcisiyiz. Ya gel dedim, seni kim tanır yani Türkiye'de? Sen bilinen biri olabilirsin de. Türkiye'de kimse tanımaz bir tane Belçikalıyı. Neyse velhasıl kelam adamı ikna ettik. Türkiye'ye geldi. İşte şeyini, pinini çıkarmış vaziyette bu logosunu. Görüştük falan. Sonra şirketi satar mısınız dedi. Benim şirketteki payım da çok küçük yani. Artık holdingin bünyesindeyiz. Satarız dedim. Hatta iyi para verirseniz holdingi de satarız. Bu ticaret şirketi çünkü. Yani neden olmasın? Yeni bir holding kurarız. Şimdi bu arada özür diliyorum. Belki tamamlayamamış olabiliriz tabloyu. Hani kurduğunuz şirketi önce bir Türkiye'deki büyük bir holdinge satmıştınız. Bir hisse kısmı hissesi evet. Sizdeydi. Ve Japonlar gelip sizden tamamını istiyorlar. O da çok ilginç yani. Tabii iki defa satmış olduk şirketi. O yüzden çok satıcısın diyorlar bana bazen arkadaşlar. Ama abi iki kere satmışsın yine aynı şirketteyiz. Aynı şirketteyiz evet. Velhasıl kelam satarız dedik. Tabii satarız dedik de holdinge daha hiç sormamışız. Asıl büyük hissedarlar onlar. Sonra Holding'de de görüşmeler devam etti. Onlar da makul, mantıklı buldu. Türkiye'deki üçüncü büyük yurt dışı satın almaydı FDI direkt yatırım olarak. 265 milyon dolara biz 2011 Temmuz ayında bizim o şirketi sattık Japonlara. Japonlar tabii şimdi genelde
Türkiye imajı için iyidir. Onu da anlatmak istiyorum. Yani bir şirket satıldığında içinde bir sürü problemler çıkar. Bizim şirket mükemmel çıktı. Yani Japonlar şu an keşke 2 sene önce alsaydık bu şirketi dediler. Ve Japonya'da best practice, en iyi örneklerden biri oldu sürekli Japon televizyonlarında. Çünkü şirket satın alma yapıldıktan sonra 2,5 sene içinde 3 kat cirosu arttı. Maşallah. Yani içinde herhangi bir işte alacak borçluluk şu hiçbir şey. Çünkü zaten işin başındayız, öyle bir şey olamazdı. Hiçbir hileli hiçbir şey yoktu. Bu Türk şirketleri, evet Türkler dürüsttür. Türkler çok iyi şirketlerini hazırlarlar. Uluslararası alanda da hiçbir problem yaşanmaz diye bayağı bir örnek olmuştu. O da inşallah ülkemize abi, fayda sağlamıştır. Abi yurt dışına giden, özellikle Dubai'ye bir kere gittiğim zaman böyle nerede yamuk bir durum olsa siz Türk müsünüz falan gibi bir şeyler oluyordu. Yani aslında her birimiz bir elçiyiz. Her kesinlikle. Birimiz bir büyük elçiyiz. Yaptığımız her işte siz Japonlara karşı Türk büyük elçisi gibi üzerinize düşeni fazlasıyla yapmışsınız. Aslında hepimize dersler var burada. Her yurt dışına giden ya da her yurt dışından misafir karşılayan bir Türk büyük elçisidir diyebilir miyiz burada? Ya kesinlikle öyle. Şimdi biz, devlet bizim güvenliğimizi sağlıyor. İyi okullarda okuyoruz. Çoğumuz parasız okuyoruz. Bizim netice itibariyle bir minnet borcumuz var ülkemize. Yani her Türk gencinin bir borcu var. Biz bunu anca cari açık diyoruz. İşte sürekli ithalat yapıyoruz. Üretim de kapatabiliriz. Katma değerle kapatabiliriz. O da bizim elimizde. Biz Türkiye'ye ne kadar fazla sermaye sokabilirsek, üretimi arttırabilirsek, ülkemize karşı olan borcumuzu da en azından bir nebze ödemiş oluruz. Yani arkadaşlar hep öyle düşünmeli. Bizde şöyle bir şey oldu. Japonlarla ortak olduktan sonra Japonlar çok muhafazakardır. Yani bizim 10 katımız falan muhafazakardır. Yani birine güvenmeleri için bayağı bir süre geçmesi lazım. Hasbelkader nasıl oldu bilmiyorum da bir 6 ay sonra bana bayağı bir güvendiler. Avrupa Yönetim Kurulu'na geçtim ben. Normalde 2 milyar euroluk bir grubun yönetim kurulunu aldılar. Normalde 6 ay gibi bir sürede geçen başka örnek yok. Orada şunu istediler bizden. Artık Türk yönetici istediler. Biz her sene üniversitelerden yeni mezun 2 kişi yurt dışına yolluyoruz. Yani eğer global bir oyuncu olmak istiyorsanız, yani öyle iş başvurularına da başvurun. Yani yurt dışında çalışmak isteyen yönetici adayları da çok önemli. Biz her sene 2 kişiyi yolluyoruz. Yani şu an 6 öğrencimiz yurt dışında ve Türk öğrenciler kıyaslanınca diğerlerinden çok üstün. Yani Avrupa'nın bir haftada yaptığı işi bizim arkadaşlar bir günde yapıyorlar. Çünkü pratik yönümüz çok güçlü. Ya aklınızda kalsın, Türk yöneticiler çok iyiler. Yönetici adayları için söylüyorum. Peki abi, şimdi biz sosyal medyamızda sizin şirketin adını falan tabii duyurduk. Burada televizyon kuralları gereği duyuramıyoruz ama bize başvurular gelse buradan, biz yönlendirsek, bizim arkadaşlarımızdan birkaç tane staj hazır gelmişken şöyle. İstedikleri kadar memnuniyetle, biz memnun oluruz. Peki o zaman süperler. Biz de madem öyle bir güzel bir şeye vesile olmuş olalım. Türkiye'nin ve kendi alanında Japonya'nın en büyüğü olan ve ısıtma soğutma sistemlerinde klima kombi diye bildiğimiz sektörde çok büyük bir şirkette eğer ki işe veya staja girmek, staj yapmak istiyorsanız lütfen bizim sayfamız üzerinden bize ulaşın. Biz de bugünün anısına, bugünün hatırına Hasan Bey'den rica edelim bunları dikkate almalarını. Mutlaka birçok CV dikkate alıyorlardır ama sizinkileri biraz daha öncelikli, biraz torpilli yapmasını rica ederiz. İnşallah. Hazır böyle bir şey bir araya gelmişiz, fayda çıkartalım değil mi? Evet. Abi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Çok güzel bir satış. Hakikaten de birçok girişimciye de ilham veren bir satış. Çünkü birçok yerde dokuyuş mağazığı da oluyor satıştan sonra. Yani iyiye gitmedi. 1+1 2 etmediği çok oluyor. Şimdi o kültürü biraz anlatayım. Çok güzel bir yere değindi Ömer Hocam. Ya yani şimdi Japonlar bambaşka bir kültür. Yani şimdi biz Antep kökenli bir holdingden Osaka kökenli bir holding tamamen komple farklı yani. Tek ortak nokta abi, bir taraf da Antep'in acı biberi, bir tarafta wasabi. Belki evet, öyle bir oradan bir uyuşma var yine. Olabilir oradan. Şimdi Japonlar çok fazla planlı çalışıyorlar. Yani bizi satın alacaklarını veya Türkiye'de bir şirket satın alacaklarını 2010 yılında 5 yıllık projeksiyonlarında yazmışlar. Türkiye'de bir şirket satın alınacak. İşte şöyle yapılacak. Hani şirketin ismi belli değil. Ama çok planlı gidiyorlar. Bizim de farkımız onlardan belli. Biz çok farklıyız. Hani biz daha bilmiyoruz ki yarın öbür gün ne olacak. Şimdi biz Japon şirketiyle 2020'yi tartışıyoruz. 2020'de ne yapacağız? Hangi ülkelere nasıl bir ihracat yapabiliriz? Veya hangi ürünleri geliştirelim? Ama normalde Türk şirketi, zaten çoğumuz öyleyiz.
Daha bir hafta sonra ne olacak? Hele seçimler bir çıksın. Öbürü bilmem ne olsun. Türkiye'de olsa derler ki 2020'ye kim öyle kim kala. Kim öyle kim kala. Artık yavaş yavaş o vizyon bizde de değişiyor. Japonlar her şeyi bilmek istiyor. Yani yarın yağmur yağacak mı değil. Kaç metreküp yağacak? Hangi kaldırıma daha çok yağacak? Yağacaksa o metreküp yağmur kanalizasyon yapısı kaldıracak mı? Taşma nerelerde olabilir? Ya bütün sürekli böyle çalışıyorlar. Bizden farkları. Fakat çok fazla böyle analiz paralize sebep oluyor. Çok başarılı bir şey değil yani yanlış anlamayın. Çok iyi bir şey değil. Biz onlara onu gösterdik Türkler olarak. Şu an geçen sene bizim şirkete yönetimde inovasyon ödülü verdiler. Yani işte 190 ülkede Türkiye aldı bu ödülü. Ben de ödülü almaya gittim. Fakat ne ben biliyorum ödülü niye aldığımızı ne onlar tam anladı. Şimdi şirkette bir şeyler oluyor ama şirket çok başarılı gidiyor. Her sene 2'ye 3'e katlıyor. Fakat kesin bir inovasyon vardır dediler bu işte. Yönetimde inovasyon ödülü verdiler. Aslında çok fazla da bir şey yok. Biz sadece hızlı hareket ediyoruz. Yani o arada onu da söylemiş olayım. Japonlardan bizim farkımız onlar zihinseller. Biz de duygusal ve fizikseliz. Yani biz çabuk heyecanlanıyoruz. Hemen tamam gidelim alalım orayı da keşfedelim. Veya işte çok fazla hızlı aksiyon veriyoruz. O yüzden eylemle söylem bazen tutmayabiliyor. Çünkü söylemlerimiz çok şey ama eyleme bakınca biraz zayıf kalabiliyoruz. Çünkü planlama tarafımız zayıf. Japonlarda da fazla planlama var. Onlar da eylemde gecikiyor. O yüzden mesela Afrika pazarını kaybettiler Çinlilere ve Korelilere. Hala Afrika pazarını araştırıyorlar. Nasıl Afrika pazarına girilir? Afrika pazarı doldu. Evet. Yani Japonların o kaybı var. Çok kan kaybeden Japon markaları. Abi hazırsan ayaklanmışken şöyle ayakta bitirelim bari. Tamam. Çok kan kaybeden Japon firmaları da var. Japon firmaları özellikle 90'lardan sonra Japon yeninin değerlenmesi ihracatta zorladı. Yani Japon arabaları Alman arabalarından pahalı olmaya başladı. Eğer paranız değerli olursa ihracatta zorlanıyorsunuz. Fakat yeni ekonomik sistemde özellikle yeni başbakan biraz da iradeli bir başbakan. İşte hem enflasyonun artması hem de o yönde çok ciddi talimatlar verdi. 78'lerden 100'lere geldi. Yaklaşık %20 gibi bir değersizleşti. Tekrar Japonlar yeni bir atağa geçebilir. Ama teknolojide, inovasyonda hala çok güçlüler. Dünyanın en iyilerindenler diyebiliriz. Evet. Abi çok güzel bir öyküyle, bir taraftan bilgiyle, bir taraftan deneyimle birleştirip çok güzel bir seçki sundunuz. Eğer faydası olduysa, arkadaşlar bire basın. Yok, siz basın. Abi, öncelikle dediğim gibi katıldınız. Bizim için çok kıymetli. Çünkü anlatan çok bulunur da yaptıktan sonra anlatan, bir de yaptığı kadarını anlatan, yaptığın 50 katın değil de yaptığı kadarını anlatan çok bulunmuyor. Artık süremizin de sonuna geldik. Şöyle kapanışla beraber yapalım arzu ederseniz. Hepimiz için hem Türkiye hem bizi buradan izleyen Balkan coğrafyasından Avrupa'daki Türk gençlerinin olduğu bütün ülkelere buradan Ramazan'ın tam ortasından İstanbul'un, dünyanın bence başkenti İstanbul'un ortasından sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Madem ki bir memleket hayal ediyoruz, bütün dünyanın kardeşçe yaşadığı, dedik ki o zaman bugünü böyle bitirelim. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, o da ölümden olsun. Ama insanların güzelce, insanca yaşadığı ve insanca öldüğü ölümlerden olsun. Hepinize, burada olanlara ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Okul'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar, sevgiler.